Akbank Teknoloji'nin sunduğu Farklı Düşünün 129. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başsaraç. Ben Mert Bulan. Ee, evet yeni bir isimle başladık Mert. Ee, yeni bir sponsorumuz var Akbank Teknoloji'ye. Sponsor olduğu için teşekkür ederiz podcast'imize. Ee, yine iki haftayı dolu dolu geçirdik. Acayip de bir konu var. Kenara biz liste olarak yazıyoruz konuları. Ee, şu an baya bir kabarık bir liste var. Ee, ufaktan onları konuşmaya başlayalım. Nasıl geçti önceki son iki hafta? Hı hı. Benim haftam artık tatil bittiği için işte bu hafta iş başı yaptık ondan önceki haftam da bayağı bir verimli geçti çok kısa sürede bir kitap bitirdim onu da böyle detaylı olarak aa, anlatarız okuduklarımıza yeni bir kitaba da başladım ama onu da bitiremeden yarım bıraktım yeni bir blog yazısı yazdım Apple Watch ile ilgili İlk, daha önceki bölümlerde söylemiştim buna da gene detaylı olarak değiniriz. Bunun dışında bir de bayağı yağmurlu bir hafta geçiyor Hamburg'da. Çok güzel yağmur yedim bisikletle giderken, gelirken, e, kursa falan e, ya da işte yürüyüşe falan çıktığımda. Acayip bir yağmur var. E, birkaç gündür de devam ediyor. Bilmiyorum oralarda hava nasıl ama. Yağmurlu Böyle, e, böyle e, bayağı e, verimli. Hem doğa anlamında verimli hem de e, üretkenlik anlamında verimli. iki hafta geçti benim için. Bu arada sen iş değiştirdin ondan bahsetmedin geçen bölümde. Ee, şöyle söyleyeyim, işte çünkü daha e, dün e, istifayı verdim. E, yeni şirketi de e, daha sonraki bölümde aslında değiniyoruz. E, şey olmasın, e, daha e, başlamadan şirket hakkında konuşmayalım. Çünkü daha şeyim olduğu için, e, ne derler, notis periyodu olduğu için. E, iki haftalık bir notis periyodum var. O iki haftadan sonra işte e, ocağın 15'inde ilk iş günüm olacak. E, muhtemelen bir sonraki bölümde daha detaylı olarak bu iş değişikliğinden de bahsederiz. Ha yani bir önceki bölümde istifa vermemiştin o yüzden e, tekrardan şey yaptım. Ben de kayıda öyle direkt girdiğimiz için konuşmadık önden. O yüzden de hani bir e, ekstradan şey yapmış olayım dedim. Sorayım dedim. E, çünkü olmadı kesebiliyoruz böyle şeyleri bölümden. <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> evet Apple Watch View bunu Şöyle üstün körü okudum biraz fazla uzundu yani Apple Watch'u zaten e, kafasında kararını vermiş birisi olarak o kadar uzun bir review okumak çok şey olmadı ama e, içimden gelmedi açıkçası ama ara ara başlıkları okudum. Yine övmüşsün amansız övücüler olarak <laughs> şöyle iyi böyle iyi falan diye. E, yani benim tabii ki deneyimlerim ben tabii Watch serisi 0 kullanıyorum belki şimdi yeni versiyonlarını kullansam daha farklı olabilir ama şu an <laughs> Wittings'den ve akılsız akıllı saatinden memnunum değiştirmeyi düşünmüyorum. Ama sen bayağı memnunsun anlaşılan. Ben bayağı memnunum. Benim dediğim gibi şeyimi değiştirdi blog yazısında. Ben uzun uzun bahsettim. <laughs> Hep övmedim aslında. Çok eleştirdiğim yerler de oldu her bir başlık ben altında. Ben okudum için. Aynen. Böyle başlangıçlarına her par bir paragrafın işte överek başlayıp daha sonra ya keşke şöyle olsaymış dediğim şeyler oldu. Hani benim hayatıma pozitif etkisi oldu. Sen ilk halına demiştin. Belki bir hafta sonra sıkılır bırakırsın. Hani bu... ...ringleri kapatma olayını, halkaları kapatma olayını. Bir hafta demedim. Bir ay dedim pardon. Üç ay dedim. Bir demedim. ay sonra. Üç ay mı dedin? <laughs> Üç ayı doldurdum. Ben Hadi baktım bakalım. şu dördüncü aydayız. Bakalım yani ben bu yıl bütün bir yılda doldurmak istiyorum. Hedefim o. Bugün de zaten. Kapattım önceden biliyorsun bizim kayıtlar uzun sürüyor <laughs> oturarak geçiyor o yüzden 12 saatlik oturma şeyine önceden doldurup ona göre koşu yürüyüşümü de yapıp geldim Bu kayıttan önce dediğim gibi genel anlamda ben memnunum şeyde linkini bırakırım merak edenler okumak isteyenler varsa çok uzun bir yazı çok 2-3 gün falan harcadım ya yani ben. Belki ona da detaylı olarak daha sonra değiniriz. Bu tarz blog yazıları nasıl yazılır diye. Çünkü bir oturuşta yazılmıyor maalesef? Bayağı böyle birkaç gün harcamak gerekiyor. Tabii. Ama Neden yazmadım yani merak anlamda... ediyorsun sebebi bu yani. Oturup draft yazmak, sonra editlemek. <laughs> Özellikle editleme kısmında ben çok şey oluyorum. Çünkü genellikle hani akşam iş bittikten sonra yapıyorsun ya ve akşam çocuklarla oynadığım için ve hmm. çocuklarla oynadıktan sonra da pertim çıktığı için Diyorum kendi ya ben, bir, ben, iki Halo oynayayım biraz. Aynen. Ben bana. hafta sonu yapıyorum genelde. Onun onu planını şöyle yaptım. Ya yani ben cumartesi günleri sabahı işte bu site projelerde iOS uygulamaları geliştiriyorum. Pazar sabahlarında sadece yazıya ayırıyorum. Sabah uyandığım gibi oturuyorum sadece hiçbir şey açmıyorum. İşte internetten ne olmuş falan filan gibi şeyleri RSS reader'ına falan bakmadan oturup direkt böyle e, notes uygulamasını yazmaya başlıyorum. E, aklımda ne varsa. Bu yazıyı yazarken ben önce başlıkları yani şeyleri bu 3 aylık kullanım süresince aklıma gelen şeyleri yazdım. Aa bak şurada el yıkama özelliğini şeyi varmış. Ondan sonra işte Apple Müzik çok iyi çalışmıyor Apple Watch'ta da. Hani böyle ufak ufak notlar yazdım. Daha sonra oturdum şeyleri yazdım. Başlıkları çıkarttım. Ya ben bunları nasıl katı İşte bu bir sağlık kategorisine koyabilirim. Bunların hepsi bir uyku kategorisine girebilir vesaire gibi. Böyle başlıkları çıkarttım. Ondan sonra her pazar günü işte 2-3 başlığın altını doldurdum. Daha sonra da tekrardan bunların hepsini bir daha baş, elden geçirip yazıyı ondan sonra da şeylerini ekliyorsun. Linklerini ekliyorsun çünkü bu farklı farklı konulardan bahsedince başka işte mesela işte e, karbon emisyonu hesaplama sitesi falan var. Ondan da bahsetmiştim karbon neutral bir şey olduğu için. Hani onların linklerini ekliyorum. Ondan sonra bir de şeye artık fotoğraflar. Hani e, ne, ne tarz fotoğraflar koyulması gerekiyor Blog falan. Ya böyle rahat belki herhalde bir 6 bilmiyorum belki 8 saat falan harcamışımdır herhalde totalde yazıyı. O yüzden bayağı uzun oldu ama dediğim için dediğim gibi ben hep kendi için yazıyorum. merak edenler okusun. Kendi bloğum çünkü. Hani öyle uzun bayağı detaylı bir yazım olsun istedim. Çok denk gelmedim çünkü ben hani Apple Watch almak istediğim sıralarda hep review'lere bakıyorum. Bana işte şey diyor yani işte ekran parlaklığı şu kadar falan güneşte görebiliyorsun. Abi yani tamam da güneş yok Hamburg'da yani ben şimdi sonbaharda güneş yok. O özellik böyle bir şey ifade etmiyor. Sen bana böyle detaylardan bahset. Belki orada benim hoşuma gelen ufak tefek şeyler olabilir. Çünkü Apple Watch'u ben hani böyle sadece aktivite takibi ya da işte ne bileyim bildirimleri takibi gibisinden bir cihaz olarak görmüyorum. Zaten böyle bir cihaz alacaksanız bence doğru bir cihaz olmayabilir Apple Watch. Daha çok böyle bir deneyim aslında hani böyle hayatınıza böyle ufak tefek dokunuşlar yapan bir cihaz. Ben de ona biraz anlatmaya çalıştım açıkçası uzun uzun. O şeyinden ziyade işte ne kadar accurate e, takip ediyor seni falan filan bakmazsın onunla bahsetmeyi unuttum. Ha. <laughs> A, videonun linkini bir tane çünkü e, Dutch e, Hollandalı bir abimiz var sürekli şey yapıyor review ediyor bütün çıkan akıllı saatleri onların şeyini ölçmeye çalışıyor. Accurate seni ölçmeye çalışıyor. Ne kadar doğru hesaplıyor falan diye. onun Aslında bak paylaşabilirmişim. Şimdi gidip <laughs> blog yazalım. <tekrar gülüyor> <etkileceğim>. Aynen. <laughs> Ya inceleme formatları zaten teknoloji inceleme formatları e, bence bir hayli bozuk yani. yani çok kağıt üstüne şeylere bakıyorlar hatta onunla ilgili de belki birazdan konuşuruz yani ben de Apple bu arada Apple işlemcileri çok o kadar iyi de bulmamaya başladım M2 Pro var bende e, hmm. tek diyor falan biraz onlardan bahsederiz ama Apple Watch demişken aslında ee, bu haftaki sponsorumuzun konuyla alakalı bir segmenti var. İstersen o segmenti bir şey yapalım. Ee, Akbank Teknoloji geliştiriciyle beraber yaptığımız bir ufak bir söyleyişi var. Onu yayınlayalım. Ondan sonra e, tekrardan kaldığımız yerden devam ederiz. Seyfettin biz daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. Ee, Apple Watch ile ödeme yapmayı. Biliyorsun ben de Almanya'da yaşadığım için e, burada Apple Watch kullanarak süpermarketlerde vesaire çok rahat bir şekilde ödeme yapabiliyorum ama... <laughs> Ne yazık ki Türkiye'de e, akıllı saatlerle ödeme yapmak mümkün değil diyebiliyordum. E, ama e, görünen o ki Akbank bir şekilde bu regülasyonlara uygun olacak e, şekilde geliştirme yapmış ve Huawei ile işbirliği yaparak e, akıllı saatle ödemeyi Türkiye'ye getirmişler. E, kendileri de bizle e, iletişime geçti, bizim dinleyenlerle bu konunun detaylarını bizim Podcasti e konuşmak için biz de o yüzden onları davet ettik bugün biraz e, akıllı saatle ödeme ve Türkiye'de bu ilk defa nasıl gerçekleştiriliyor Akbank Apple'ın yapamadığını nasıl yaptı da bu teknolojiyi e, bizim e, vatandaşlarımıza getirdi bunun detaylarını konuşacağız. Belki e, öncelikle e, Gökhan'la başlayabiliriz. E, Gökhan istersen kendini böyle çok kısa tanıtabilirsin ekip olarak, ekipte hangi görev yer aldığın ve daha sonra neden Huawei ile başladınız belki buna değinebilirsin. Tabii selamlar Gökhan Eğriven. Akbank'ta Akbank mobil uygulamasının geliştirme süreçlerinden sorumluyum. E, ilgili Akbank mobil ekranlarını ekiple, ekiple birlikte, ekip arkadaşımızla birlikte geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında bu soru bize çok geliyor son zamanlarda. Neden Huawei ile bir geliştirme yaptınız? Niye diğer saatler değildi? Huawei'yi niye seçtiniz gibi sorusun çok alıyoruz. Aslında burada şöyle başlayalım. Biliyorsunuz ülkemizde Mert Sen de bahsettin. Apple Pay ve Google Pay ülkemizde kullanılamaz durumda olduğu için e aslında bu e, bu sebeple temas ödeme saatlerle yapılamaz durumda. Bu bu da akıllı saatlerin bir finansal enstrüman olarak kullanılmasının önünde bir en büyük engel. Tabi bunun nedenini ne girmeye girecek olursak da burada pek çok sebep var ama en önemli sebep olarak Türkiye'deki bankacılık regülasyonlarını, BDDK regülasyonlarını örnek verebiliriz. Buradan en basit de mesela bir ödeme kuruluşu Türkiye'de bir finansal işlemlerin için yapılan tüm loglarını, tüm işlem kayıtlarını yurt de tutması gerekiyor. Mesela bu e, Apple Pay'in şu an kullanılması, açılması için en büyük engellerden biri. Tabii bu açılabilir mi? Açılabilir. Ama bunun için Apple'ın bunları bu açma gönder isteği olması lazım. Bu anlaşmalara girmesi ve bunları yapıyor olması lazım. Şu an hali hazırda gör görünen de böyle bir anlaşma da yok. Böyle bir istek de yok gibi duruyor. O yüzden şu an iPhone'larla da Apple Watch'larla da maalesef bu ödeme yapılamıyor. Ama Android telefonlarla aslında bu ödeme yapılabilir durumdaydı. Çünkü Android cihazlar e, 4 part uygulamalar NFC özelliğini kullandırıyorlar. Ama Apple iPhone'larda buna izin vermiyor. Sadece kimlik kartı gibi belirli çipler için bunu izin veriyor. Ama kredi kartı, banka kartı gibi kartlar için bunu açmıyor maalesef. Sadece Apple Pay özelinde açık. Tabii böyle olunca Hı -hı. biz neler yapabiliriz diye sürekli e, düşünce halindeydik. E, telefonlarda yaptığımızı bir şekilde saatlerde yapmak istiyorduk. Çünkü saat kullanımı son zamanlarda ülkede bayağı yüksek seviyede. Günden güne de artıyor. E, pazar payına, dünyadaki pazar payında da, Türkiye'deki pazar payında da her yıl bir artış söz konusu. Ve de bize de hep istekler geliyordu. Huawei e, HarmonyOS işletim sistemine sahip saatlerde NFC özelliğini aktif etti. kullanımının dört farklı uygulamaları aktif etti. Ve böyle olunca da biz de Huawei ile bir işbirliğine gittik, konuştuk ne yapabiliriz diye. Burada aynen Android telefonlarda olduğu gibi bunu yapabilir hale geldik. Huawei ile yaptığımız entegrasyonda da bunu sağladık. Aslında direktman cihazın hardware NFC'sini kullanarak bunu kullanıcılara açmış olduk. Ve de kullanıcılar herhangi bir regrasyona Apple Pay'e, Google Pay'e takılmadan Akbank üzerinden bu kaydı aktivasyonu yaparak direkt saatli ödeme yapabilir hale geldiler. Süper. Ee, peki e, ilk tepkiler nasıl oldu siz bunları e, bunu duyurunca kullanıcılara? Çünkü benim anladığım kadarıyla çok basit. Hani ekstra bir senin de dediğin gibi bir setup falan yapmasına gerek yok kullanıcının. Yani eğer hala hazırda mesela Akbank müşterileri ise ve Huawei saatleri varsa direkt siz ekstra sanki bir özellik eklemiş oldunuz saate. O yüzden ben tepkileri merak ettim. Evet. Yani burada tabii şeyi de söyleyelim. E, şu an için Huawei Watch 4, Watch 3 ve Watch 4 bu özelliği destekliyor. Çünkü onlarda Harman OS işitsin sistemi var ve store olarak açık. Ama zamanla diğer saatlerde bunu destekli hale gelecek. Öncelikle hani biz tabii bunu biraz daha niş bir kitleye, daha niş bir proje olarak çalışmıştık. Ama beklediğimizden çok üstünde bir tepki geldi. Kullanıcılardan inanılmaz bir şekilde ta talep ve istek gelmeye başladı hatta şikayet dönüşmeye başladı. Neden bizim saatlerde yok? Burada niye kullanılmıyor diye İşte orada en büyük e, istek Apple Watch üzerinde geliyor. Ama maalesef Apple Watch üzerinde bunu yapma şansımız halihazırda gözükmüyor. Ama diğer markalar üzerinde çalışmalara başladık. E, Huawei dışındaki markalar için de bunu kullanabileceğimiz durumda markalar var. Onlar için de çalışmalara başladık. Yakın zamanda e, o tarafı da ilerlemeye çalışıyoruz diye özetleyebilirim. Süper. Ee, i̇stersen biraz daha Seyfettin konunun teknik tarafına gidelim. Çünkü bize dinleyenler arasında bayağı evet. e, yazılım geliştirici de var. Ee, ben de merak, merak de, ediyorum bu arada tabii. Aynen Kubilay da bizimle birlikte. Ee, Kubilay sen de gene çok kısa kendinden bahsedip daha sonra bu implementasyonu yaparken yaşadığınız teknik zorluklar nelerdi? Çünkü daha önce kullanılmayan bir şeyi aslında bir NFC çipi var saatte. Kullanılmayan bir şeyi kullanıyorsunuz ve benim duyduğum kadarıyla orada özel geliştirmeler falan da yaptınız. Bize bu konuda biraz detaylı bilgi verebilir misin? Tabii ki e, merhaba herkese Kubilay ben de e, Akbank Mobil takımında teknik lider olarak görev yapıyorum. E, bu projede Gökhan'la beraber e, işte Gökhan iş birimi tarafında ben teknik tarafta beraber çalıştık. E, tabii Gökhan birazcık bahsetti burada en önemli konu NFC konusu bütün bu e, aslında iki taraflı iletişimin sağlandığı protokol NFC protokolü İşte burada şey kısmını konuştuk neden hani Apple'da bunu yapamıyoruz e, burada tabii ki en önemli konu bu NFC'nin bu protokolün aslında Apple tarafından özellikle şimdi bu NFC protokolünde tabii bu arada çok böyle detaylı kendi içerisinde protokoller var e, ve Apple bunlardan bu protokolden aslında o ödeme için olan kısmı Diğer dört parti firmalara kullandırmıyor ee, Biz şimdi burada tabi ne yaptık kısmında bu NFC ya belki de şundan da bahsetmem lazım. Hani bu NFC'nin arkasında birazcık aslında çok kısa NFC'nin tarihinden de bir bahsetmek istiyorum çünkü NFC teknolojisi de önemli çünkü bütün aslında iletişim, bütün bu ödeme sistemi bunun üzerine dönüyor. Ee, NFC e, bildiğiniz gibi 2001 yılında aslında ilk çıkıyor. İşte oradaki kullanımlar falan tabii ki ilk başlarda çok daha farklı alanlarda oluyor. Ee, büyük böyle finansal şirketlerde ödeme sistemi olarak kullanılmaya başlandı yıl aslında 2011. Ee, tabii ki başlarda orada da bambaşka alanlarda kullanılıyor ama aradan belirli bir zaman geçtikten sonra HC dediğimiz aslında bir sistem ürüyor. Bu HC e, sisteminin aslında buradaki genel böyle e, akışı e, bir otorite var. E, yine NFC'yi kullanıyor ve bu aslında otorite üzerinden güvenli bir şekilde ödeme işlemi yaptırmayı amaçlıyor ve sağlıyor. Burada da Türkiye'de aslında bu HC ödeme sisteminin otoritesi Bankacılık Kart Merkezi e, ve bizim de burada kullandığımız bu HCE için. HC ödemeler için bir SDK var. İşte... ...bu kullandığımız SDK yine tabii ki... ...bizim SDK'mız değil... ...yine farklı bir firmanın... ...bu HC ödemeler için geliştirmiş olduğu... ...bir SDK. Biz şimdi bu işe... ...Gökhan söylediği gibi ilk böyle... ...girdiğimizde... ...bu SDK'nın önce... ...sahibi olan firmayla... ...görüştük. Tabii ki onların bambaşka... ...önceliği olan işler vardı. Burada yapılacak... ...bayağı bir iş vardı. Çünkü ilk defa... ...bir aslında... Cihazda farklı bir cihazda, Huawei cihazda farklı bir işletim sisteminde, hatta sadece cihazda da bunu sınırlamamak lazım. Farklı bir işletim sisteminde bir iş, yeni bir entegrasyon işi yapılacak ve buradan da aslında parasal sonucu olan bir işlem bu. Genelde hani bizim sektörde daha böyle yazılımcılık yazılım sektöründe hani e ticaret, finans gibi farklı böyle şeyler ayırdığımız zaman kategorilere. Finans burada biraz e, riskli dediğimiz ve hı hı. gayet böyle dikkat edilen her açıdan dikkat edilen bir e, kategori. Neyse e, bu kısmı birazcık böyle e, uzun özetledim ama e, şimdi burada bu HC e, SDK'sının içerisinde biz başladık tabii ki değişiklikler yapmaya. Burada işte senin özellikle sorduğun e, kısım e, entegrasyon. Yani burada en çok zorlandığımız kısım tabii ki entegrasyon oldu. Hatta genelde zaten bir yazılım projesi yapıyorsanız kaç tane farklı third party bileşen varsa, stakeholder varsa o kadar o projenin zorluğu vardır. Zaten bunu hani yazılım projelerinde bulunmuşlar, bulmuş olanlar biliyordur, tahmin edecektir. Dolayısıyla biz burada aslında aynı projenin içerisinde hem Huawei firmasıyla, hem bu hc sdk'sının sahibi olduğu sahipliği olduğu firma ile hem bizim akbank içerisindeki aslında bu hc ödeme ile entegrasyon olan pardon ekiplerle bir e e e e e entegrasyon işine giriştik e burada e bilmiyorum hani şey kısmından da biraz belki bahsetmek lazım bu hc ödeme işi nasıl yürüyor buradaki iş nasıl e dönüyor e, ee, biz Akbank Mobil uygulamasında öncelikle şunu yapıyoruz. Ee, bizim saat uygulamamızda bir login yok. Orada bir authentication yapmıyoruz. Dolayısıyla önce ne yapıyoruz? Akbank Mobil uygulamamızda bir authentication yapıyoruz. Bu authentication beraber daha doğrusu bu authentication sonrası müşteriye ödeme yapacağı kartı seçtiriyoruz. Sonra bu kartı seçtikten sonra bu ödeme yapacağı kart bilgisiyle beraber bu kart bilgisini Bluetooth'la cihaza aktarıyoruz. Yani saate, Huawei Watch'a aktarıyoruz. Bu aktarım sonrası, hem bu kart bilgileri, hem oradaki token'ı ile beraber ve kaç defa ödeme yapacağı bilgisi de bu HC sisteminde belirleniyor. Şu an bizde mevcutta 20 ödeme var. Bu 20 ödemelik kart bilgisi saate aktarılıyor. Sonrasında NFC teknolojisi ile beraber kartı post cihazına ya da NFC Reader'a yaklaştırarak bu ödeme işlemi yapılabiliyor. Aslında işin teknik kısmı da burası. Bilmiyorum artı teknik kısımla ilgili açamadığım ya da daha detay bir konu varsa merak ettiğiniz... onu da cevaplayabilirim. Yok sen bayağı aslında güzel e, NFC'nin tarihinden başlayarak güzel özetledin. E, şeyde tabii senin dediğin gibi zor bir şey. Yani günün sonunda insanların hani parasını çekiyorsun ve e, işlemlerin hani doğru bir şekilde çalışması gerekiyor. Şey kısmı bende biraz muallaktı. Yani hani işte nasıl bağladınız cihazları falan onu da bahsettim bluetooth'la bağlanmış. Bilmiyorum Seyfettin senin teknik kısımda e, merak ettiğim bir konu var mı? Yani Huawei onun güvenliğini nasıl size e, temin ediyor? Onu merak ediyorum açıkçası. Çünkü işte orada muhtemelen tabii encrypted bir veri vardır kartla ilgili. Onların belli standartları vardır saklanan bilgi ilgili ama hani o bilgi alınırsa başka bir NFC emitter gibi bir şey yapılırsa bir kart yapılırsa kart kopyalama falan gibi bir şey olabilir mi? Onları da göz önünde bulundurdunuz mu diye merak ettim. Tabii ki aslında şöyle şimdi bu ilk şey kısmından bahsettim aslında güvenlikle ilgili şunu da belki de en başta söylemem lazım. Mesela bu NFC okumada HC sistemiyle mesela ödeme işleminde NFC'nin Bilmiyorum şeyi biliyor musunuz? Ne kadar uzaklıktan mesela NFC okuma yapılıyor? Bunu normalde aslında daha uzaktan yapılabilir. Ama şu an NFC'nin benim bildiğim en uzak şeyi mesafesi 5 santim. Aslında buradaki en önemli şey, bunun 5 santim 5 santim uzaktan okuyabilmesinde böyle bir maksimum sınırının olmasının sebebi aslında güvenlik. Bir defa hani o bilgiyi de e, vermiş olayım. Sonrasında şimdi Huawei tarafıyla ve diğer firmalarla aslında söylemiş olduğum gibi bu konuda birçok böyle kendi aramızda hani e, güvenlik anlaşmaları yapılıyor ve oradaki bir hani bu bilginin saklanması standartları vesairesi bunlarla ilgili hep bun, bunlarla ilgili hep zaten bir e, garanti veriliyor. E, yani burada da işin tabii ki Huawei tarafında bu bilgilerle ilgili detay kısmını bilmiyorum hani ee, tam olarak nerede saklıyorlar vesaire ama bunun güvenliğiyle ilgili biz tabii ki oradan da bir teyit aldık. Bizim açımızdan olan kısmına gelecek olursam biz bunun hani nasıl güvenliğini sağlıyoruz. İlk aslında o ödeme bilgileri saate aktarılıyor ama o ödeme bilgileri saate aktarıldıktan sonra e, bu saate aynı zamanda aslında bankayla iletişim kuracağı bizim bankanın, Akbank'ın bekendi diyebileceğimiz servislere e, erişebilmesi için de bir token geçiriliyor. Ve sonrasında aslında buradaki yapılan ödeme işlemleri önce bankanın backend'ine geliyor bu token'la ve sonrasında arka tarafta işte bu HC sisteminin e, HC sisteminin yani yürütücüsü mü diyeyim yani kontrolcüsü firmaya bizim aslında backend üzerinden ve bu token'la e, önce validation yapılarak gidiliyor. Aslında arka tarafta Olay tamamen Huawei tarafında da olmadığı için aslında burada çift başlı hatta üç başlı ee, diyebileceğimiz de bir kontrol mekanizması var kendi içerisinde. Anladım. Yani hmm. Çok mantıklı geldi şimdi. Yani herkes aslında kendi ucunda bir ekstra bir şey evet. kontrol güvenlik mekanizması. İşte evet. Alkbank'ın kendi bir kontrol mekanizması var. İşte HC'nin kendi şeyi var. Bir de Huawei hem sa saatte kendi bir mekanizması var. Bayağı aslında kompleks bir projeymiş. Biraz onu anladık. Kubilay <laughs> şeyden de bahsedebilirsin. Araya girdim ama bir şekilde oradaki bir şeyler Tabii. olsa da hiçbir şekilde orada zaten bir kart verisi, açık açık kart bilgisi yazmıyor saatte. Açığa çıkma şansı yok. Zaten oradaki gizli olan bilgiyi, encrypted bilgi de bir şekilde alsanız da, onu da zaten bahsetti. Bir şekilde onu kullanma şansınız da yok. O yüzden herhangi bir şekilde kart bilgisinin açığa çıkma gibi bir case asla yok. Aynen. Belki, belki kapatırken Süper teknik konuları. Şeyden de bahsedebiliriz Kubilay anlatır yine. Tabii. Ben tabii burada heh, teknik tabii konuda bilmiyorum ba eklemek istediğiniz şeyler varsa onlara tabii de e, bahsedebilirsiniz. Bir minik şey eklemesi yapalım bence. Şimdi burada e, tabii Kublai söyledi zaten. Saat özel entegrasyonundan ziyade aslında farklı bir işletim sistemi bizi çok yordu. Çünkü klasik Google Mobile hmm. servisleri kullanamıyorsunuz. Huawei Mobile servisleri kullanmak lazım. cdk onun üzerine özelleştirmek lazım. Aa, doğru. O gerçekten yormuştu. İkincisi de şu da çıktı. Aslında bu saat özelinde Yeni açıldı bu NFC çipleri ve bunu dünyada ilk yapan biziz aslında Huawei üzerinde. Ee, daha önce bu yapılmayan bir geliştirme olduğu için saat üzerinde de mesela buglar bulduk ve işletim sistemi spesifik de bizim bulgumuz sayesinde update'ler çıktı. Hani o yönden de biraz zorlayıcı oldu ama sağ olsun Huawei ekibi de çok canla başla bize yardımcı oldu. Hep birlikte hani yeri geldi yan yana birlikte de çalıştığımızda oldu. O yüzden bir yere varabildik. Evet ya burada ben bir de mesela şeyi eklemek istiyorum direkt hani komik komik de bir hatıram bu projeyle ilgili ee, işte e, Gökhan söylediği gibi biz aslında bu projeyi yaptığımız zaman Huawei tarafında birçok böyle tabii ki saat modeli var bu biraz aslında mobil dünyada da öyle özellikle Android tarafında bir sürü cihaz çeşitliliği o kadar fazla ki. Gerçekten <laughs> e, öncesi web web geliştirmeci olan birisi olarak ben şunu söyleyebilirim ben mobil dünyaya sonradan girdim ama gerçekten bambaşka bir dünyaymış yani özellikle bu cihaz çeşitliliği konusunda biz bu projeyi işte ilk böyle üretime gönderdik e, işte beta test flight diyoruz hani o bir beta testleri pilot testlerimiz oluyor bizim orada işte benim e, kayınbiraderimde bir tane Huawei e, GT Pro 3 vardı. Şimdi dinleyenlerde de bu model olabilir. E, o yüzden de bu hikayeyi anlatıyorum. Şimdi e, gittim işte ondan o saati de aldım. Dedim bu saatte de bir deneyeyim falan. Saatte hani baktığımda kontrol ettiğimde aslında NFC özelliği vardı. Hardware olarak destekliyordu. Neyse saate format attım falan sonra eşleştirdim. Abi baktım olmuyor. E, meğer e, bu GT3 Pro'larda şöyle bir şey varmış. Hardware olarak NFC var aslında destekliyor okuyucusu vesairesi var. Ama işletim sisteminde daha onun güncellemesi gelmemiş ve işletim sistemi NFC'yi kullanmana izin vermiyor. Öyle bir software e, katmanında yok destek yok. Yani hani bu tür şeylerle gerçekten çok fazla böyle e, entegrasyon pilot testler adamında uğraştık yani. Hı hı. Ya bayağı güzel olmuş. Hani aslında Huawei'in kendi ürününde de iyileştirme yapmışsınız gibi bir şey olmuş aslında. <laughs> Tabi tabi yani o anlamda da zaten şunu da hani Gökhan da özellikle anlattı biz gerçekten bu projede şunu yaşadık Huawei tarafı da kendi projesi gibi bu işe gerçekten hani gönül verdiği mesai harcadı ee, işte diğer firma da öyle bizim tarafta da öyle yani bu projeye gerçekten herkes tarafından ilk olduğu için e, bu entegrasyon sürecinde yaşadığımız aslında... O kadar çok problem vardı ki hepsi her, herkes aynı şekilde sahiplendiği için aslında bunları çok kolay bir şekilde eritebildik. Hı hı, süper. Peki belki son olarak bilmiyorum eklemek istediğiniz bir şey yoksa şeyi sorabiliriz. Şimdi muhtemelen bizi dinleyenler merak edecekler. Tamam. Şimdi Huawei akıllı saatlere getirdiniz. Bizi dinleyenler arasında var başka markalardan akıllı saatler kullananlar da. Başka markalar olacak mı Olacaksa hangi marka saatler akıllı saatlere gelecek? Şeyi biliyoruz. Apple Watch'a Apple'dan dolayı gelemeyecek ama belki başka markalar vardır. Ya aslında şöyle e, söyleyelim. Şeyi de özetlemiş olalım. Çok emek harcadık dedik ama şeyi de belki soracaklardır işlerinden. Ne kadar bu kullanıcı kitlesine hitap, hitap edeceksiniz ki bu kadar emek harcadınız diyenler olabilir. Hı. Ama tabii buna şöyle bakmak lazım. Akmak Mobility ilk 2012 yılında geliştirdiğimizde de aslında internet şube çok yoğun kullanılan. Mobil kanal, kanal çok ufak bir kanaldı. O zamanlar biz niye buraya yatırım yapıyoruz demedik. Akbank gerçekten o zamanlardan itibaren mobile çok yoğun bir yatırım yaptı ve bugün bunun ekmeğini yiyoruz aslında diyebiliriz. Biz aslında IoT sektörünün de IoT dünyasında sahiplenmek istiyoruz. Aslında daha önce Apple Watch'ta bir uygulamamız var. Para çekme özelliğimiz var orada. NFC ödeme yaptıramıyoruz ama bir kod oluşturuyoruz. Oluşturduğunuz kodla ATM'nizden paranızı çekebiliyorsunuz. Apple Watch'ta bir uygulamamız var işte farklı şekilde en yakın Akbank'ı, döviz kullanı gösterdiğimiz bu uygulamamız zaten vardı orada. Apple TV'de bir uygulamamız var bizim. Televizyon üzerinden bu hizmetleri vermeye çalışıyoruz yatırım bazında. Şimdi saatle Huawei saat tarafına girdik ve para çekme özelliklerine girmeye başladık. Bunun dışında da saat bazında ilerlemeye devam edeceğiz. E, marka vermeyeyim ama Android işletim sistemi varsa, Android Wear varsa bir şekilde biz oralarda bundan sonra hem işletim sistemi hem de cihaz izin veriyorsa biz oralarda olmaya başlayacağız. Adımlarına başladık, geliştirmeler devam ediyor. Onun dışında da farklı IoT dediğimiz giyilebilir cihazlarda da olacağız. Şu an söyleyemiyorum ama gelişimlerimiz devam ediyor. Yani IoT dünyasında biz artık baya baya zaten vardık orayı sahiplenmek, orada o dünyayı da kalıcı bir edinmek istiyoruz. Süper. O zaman şey diyebiliriz yani Akbank müşterisiysen e, muhtemelen e, farklı cihazlarda Akbank deneyimi yaşamaya e, devam edeceksin. Ee, diyebiliriz herhalde kısaca. Şunu da diyebiliriz. Biz ee, şunu söylüyoruz Seyfettin aslında. Senin eklemek istedi. Ha. tabii. Çok pardon ses biraz ...gecikmeli gelince araya girdim. Ee, şunu söylüyoruz biz aslında. Kullanıcılarımız neredeyse biz oradayız diyoruz. O yüzden de kullanıcılarımızın olduğu tüm kanalları, kullandığı tüm kanalları, giyle bir teknolojiler olsun, farklı kanallar olsun yer almaya, onlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Süper. Ee, Seyfettin senin eklemek istediğin ya da sormak istediğin bir şey var mı yoksa e, teşekkür edebiliriz Akbank'a. Benim demek istediğim bir şey yok. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür arkadaşlar. Aynen, sağlık ederiz, ederiz. arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Hem Akbank'a sponsor olduğu için hem de Akbank teknoloji ekibine bizim podcast'e katılıp e, hem teknik anlamda hem de product anlamında detaylı bilgiler paylaştıkları için e, teşekkürler. Biz teşekkür de teşekkür ediyoruz. ederiz. Sevrekli dinliyoruz sizleri. Görüşmek üzere. Evet Akbank Teknoloji'ye teşekkür ederiz sponsor olduğu için ee, konularımızdan devam edelim. Ee, var mı başka e, ekstra anlatmak istediğim bir şey yoksa direkt izlediklerimize geçelim mi? Ee, ben belki önce şeyi de söyleyeyim bu hazır bu sponsoru almışken belki hani başka markalar da bu şekilde sponsor olmak istiyorlarsa bizimle iletişime geçebilirler. Ee, bu sponsorluk kısmından da aslında bizim ne tarz bir sponsorluk anlayışımız var. Onu umarım iyi anlayabilir markalar. Çünkü bazen bize istekler geliyor. Ya işte bizim şirketin yöneticisiyle oturup iki saat sohbet eder misiniz gibisinden. Evet. Ee, hani biz ne yazık ki bu tarz sponsorluklar hani şeyi çok umurumuzda değil. Hani ne kadar e, ücret ödenmesi gerekiyor falan çok umurumuzda değil. O yüzden yani biz hani böyle bir sponsorluk almıyoruz. Biz daha çok insanların işte hani bir şeyler de öğrenebileceği, dinleyicilerin de sıkılmadan dinleyebileceği. Biz o yüzden hani bu akbankla bu şekilde biz format uyguladık. Yani tabii sizin uyguladık. teklif ettiğiniz konuklar sıkıcı diye söylemiyoruz bunu da hani <laughs> öyle anlaşılmasın. Ee, Aynen. Ama bütün bir bölümü e, daha önceden hani tanışıklığımız olmayan vesaire birisiyle geçirmek daha çok şey. Yani bizim konuklu bölümlerimiz de var ama o konukların hepsini biz e, yakından ya da uzaktan tanıyoruz ama e, tabii ki de tanıdığımız birisi ise eğer şirketin e, müdürü, patronu neyse kimse o zaman tabii olabilir. Bakalım gelecek neler gösterecek. E, tekrar teşekkür ederiz Akbank Teknoloji'ye e, bu güzel sponsorluk için diyelim. E, aslında ben de bahsettim ben yeni işe başladım. <gülüyor> 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 Bende de bir şeyler oldu yani. Aa, ee, senin haftan nasıl e, geçti? Benim e, son iki haftam güzel geçti. Tabii e, bir oryantasyon sürecindeyim ama ben pek oryantasyonla böyle sabit durmayı seven birisi değilim o yüzden kolları sıvadım bir şeylere giriştim bir işlere başladım ve yeniden bir yapılanma aslında oldu içeride yeniden yapılanmadan kastım takımların yapısını değiştirdiler farklı takımlara bölündü ekip Bu arada bir hayli kalabalık yani ben şu an get contact tarafındayım ve get contact tarafında sanırım 9-10 tane falan iOS developer olması lazım. Tam sayıyı bilmiyorum çünkü tek tek saymadım ama çünkü kimisi de remote falan çalışıyor. Yani uzaktan mesaj yazıyor. Tam sayıyı bilmiyorum ama 8-10 tane olması lazım iOS developer. Kalabalık bir ekip. Ben de platform takımındayım. Daha çok işte araç gereç geliştirme, performansa bakma falan gibi işler var. Ee, onun dışında yine animasyon vesaire işlerine de birazcık değineceğim ama e, bu iki hafta bayağı dolu geçti benim için. Uygulamanın performans üzerine çalışıyoruz ekip olarak birçok metrik var. Iyileştirmek, iyileştirmek istediğimiz iyi ama çok daha iyi olabilecek şeyler. Onun üzerine çalışıyorum. o da bayağı keyifli bir şey tabii bir yandan. Kendi şeyini de uzmanını da konuşturuyorsun bir yandan. <laughs> o yüzden metrik kit mi kullanıyorsunuz? Yok, Metric Kit kullanmıyoruz. Aslında Metric Kit bize işte app launch time'ları falan veriyor. ama bizde Firebase de Firebase'de var. Firebase'de app performance paneli var Firebase'in. Hmm. Oradan da değerleri alıyoruz. oradaki değerleri olabildiğince düşürmeye çalışıyoruz. Crash Crashlytics'den bahsetmiyorum. Crash Free Rate'i e, gayet yüksek uygulamanın ama e, işte App Launch Performance olsun, e, App'in kendi size olsun, bundle size olsun bu tarz şeyleri iyileştirmeye çalışıyoruz. E, bir de yol kat ettik bu arada yani. E, güzel bir çalışma oluyor. Böyle e, güzel ufak bir ekibiz biz, biz platform ekibi olarak ama e, güzel işler çıkıyor. Onun dışında tabii bir yandan da ben e, UI ve 3D UI'dan bahsettim geçen bölümde. Onunla ilgili işte Spline öğreniyorum bir yandan 3 boyutlu modelleme hatta sana da bir tane video attım. Hmm. E, ufak tefek demolar da yapıyorum yani Spline'de modellediğim şeyi önce Spline Kit diye bir şey çıkarttılar. Onunla beraber iPhone'a aktarıp onunla işte interaktif bir 3 boyutlu obje işte oynamak ve onu 2 boyutlu UI ile birleştirmek e, konusunda bir şeyler yapıyorum. Ama Spline Kit'in çok performansını beğenmedim. Hem çok ciddi pil tüketiyor hep açıkken o hmm. pek hoşuma gitmedi. Onu daha ya modelin şeyini, derinliğini, şey kalitesini, fidelitesini düşürerek belki bir şeyler yapmaya çalışacağım. Biraz orada deneme yanılmayla gidiyor. Bir de bir yandan da işte kendim o Splunkit'in benzini yazabilir miyim diye istiyorum. Çünkü e, parametrize 3D objeler de olsun istiyorum. Yani bir dataya bağlı. İşte da mesela atıyorum bir kart var. Kartın üzerinde bir telefon numarası var. O telefon numarasının dinamik olması lazım. Şu an Splunkit hmm. değişken desteği tanımıyor değişken aslında hmm. Spline içerisinde var. Burada Spline çok advanced bir toolmuş. Ona da girince gördüm. Hmm. fizik simulation yapıyor. Bayağı kod yazıp işte oyun gibi programlayabiliyorsun vesaire. Yani logic de ekleyebiliyorsun ve çok detaylı bir event trigger sistemi var. Conditional'lar falan çok güzel bir şekilde böyle acayip detaylı sahneler yapabiliyorsun ve sahneler ve state'ler arası geçişi de animasyonla falan yapabiliyor. Hakikaten ben ben de bu kadar detaylı olduğunu tahmin etmiyordum. Şu an sadece modelleri gösterme ve interaktivite çalışıyor Splunkit tarafında. Ee, bakalım ben e, onları belki beklemeden kendim bir şey oluşturup e, SceneKit ile onu entegre etmeye çalışacağım. Bizim bu arada app'lerimizde şu an 3D'lik bir şey yok. Ama biz bunların yapılabildiğini bir şekilde e, şey yapıp e, en azından onun RGS'ini tamamlayıp e, belki bir sonraki sürümde o 3D işlere de girmekte e, çok daha kolay bir şekilde o işi halledeceğiz diye düşünüyorum. Bir onlar işte öğrenmeye de geçiyor yani. O yüzden de keyifli. Süper. Şu an için bir şikayetim yok. Güzel gidiyor. Böyle. Süper. Biz şeyde başlangıçta biraz Apple Watch review falan konuştuk. Biz tabii iki hafta boyunca tekrardan bu konuyu konuşana kadar bir sürü olay oldu geçti. Amerika'da Apple bazı patentleri e, ne derler ihlal ettiğinden hı hı. dolayı Apple Watch'a yasak konuldu çok ilginç tam yıl de. aynen tam yıl başında herkesin böyle hediye aldığı e, durum e, zamanlar aslında e, yasakladılar e, yasak da aslında şey hem satış yasağı hem de e, işte ithal İtalya sahi. çünkü aslında hani Apple Çin'de ürettiği için e, on şeyler biz, bütün diğer ülkeler gibi Apple aslında Amerika'ya da ithal ediyor şeyi Apple Watch'u. E, o yüzden aslında şimdi gene konu konuyu açacak ama yani çoğu şey, ben de mesela hep şeyi düşünüyordum abi sende de belki benzer bir şekilde düşünceler vardır. Böyle bazen grafiklere baktığında hangi ülke hangi ülkeden ne kadar ithalat ediyor, ihracat ediyor falan. Çin'in böyle rakamlarını çok yüksek görüyorsun. E, Halil ediyorsun ki ya işte hani Çin'le çünkü şu, şu sıralarda baya e, özellikle işte bir batı dünyası ile ilgili bazı bu özellikle işte çip vesaire konularında çekişme olduğundan dolayı ya işte Çin'le e, iltibatı kessek ne olur gibisinden araştırmalar yapıyorlar. Burada da bir tane e, Kiel e, diye bir şehir var onun üniversitesinde bir araştırma yapmışlar işte Almanya e, Çin'le e, şeyini keserse e, kontağını keserse ne olur diye. Orada da mesela işte çok fazla aslında ekonomisine çok büyük bir etki olmayacağı, aslında orada ithal edilen şeylerin tek kolay bir şekilde başka yerlerden ithal edileceği vesaire konuşulmuş. Ben de o an anladım aslında yani hani Apple orada üretiyor mesela senin ülkende mesela Türkiye'de atıyorum şeyi görürsem işte Türkiye Çin'den çok fazla ithal ediyor gibi şeyi görüyorsan ve Apple, hani Apple ürünleri de direkt Çin'den gelip Türkiye ithal oluyorsa aslında o sanki hani sanki Çin bir şeyler üretiyor da Türkiye'nin hani Çin'den hmm. onu alıyormuş gibi gözüküyor ama aslında üretilen şey hani Apple ürünü. Hı hı. Yani hani Amerikan ürünü haliyle onu Apple atıp Hindistan'a mesela üretmeye başlasa ki başladılar. O zaman da şey olacak bu sefer. işte Türkiye Hindistan'dan ya da işte Almanya Hindistan'dan ya da işte Amerika Hindistan'dan daha fazla ithal etmeye başladı falan gibisine. Böyle şeyler olabilir. O da böyle benim e, videosu da var ben. Paylaşırım e, merak edenler baksın bu işte 2 yıldaki araştırmayı yapan kişi anlatıyor detaylarını işte Çin'le ilgili ticarette. Her neyse bu Apple Watch gene konusuna dönecek olursak. o Buradaki ithalat yasağından dolayı e, Apple satışları durdurdu. Kendi mağazasında bile satılmaya başladı ama sadece işte Best Buy vesaire gibi yerlerden satın alabiliyordun. İlginç bir şekilde... E, söz konusu patent şöyle bir patent Apple Watch'un altında biliyorsun abi sen önceden sadece şey vardı böyle kalp ritmini ölçen bir sensör vardı. Daha sonra da şey getirdiler oksijen. kandaki aynen oksijen miktarını Sıfır ölçen bir sensör getirdiler. Ama işte bir tane Amerika'daki bir şirket bunun patentini almış. Ama patent de şöyle bir patent diyor ki yani işte 4 tane diyottan okuyarak oksijen şeyini ölçüyorsun gibisinden böyle bir patent. Şey yok yani hani böyle teknolojiyi falan sana hiçbir şekilde açıklamıyor. Sadece diyor ki işte dört tane sensörden okuyorsun falan gibisinden böyle. Çok tek düze hani bir şekilde patent alınmış. Amerika'da hani farklı farklı böyle birimler var. Bir tanesi işte ne bileyim işte patent ofisi var. Bilmem ne işte ticaret ofisi falan filan var. Bunlardan bir tanesi işte Apple'a diyor ki sen artık hiçbir şekilde şey yapamazsın hani. Evet. Hem import edemezsin, hem satışını yapamazsın. Çünkü sen işte bu patenti ihlal ettiğin gibisinden. Bir de ilginç bir şekilde bu konu böyle şeye kadar gidebiliyormuş. Amerikan başkanına kadar gidebiliyormuş. Amerikan başkanı en sonunda şey veto edebiliyormuş bu kararı. Tamam siz işte satışa yasağı koydunuz ama Amerikan başkanı çıkıp ben bu yasağı şey yapıyorum. Kaldırıyorum diyebiliyormuş. Amerikan başkanı da kaldırmadı. John Biden'da yok demiş. Hani ben kaldırmıyorum bu şeyi. Ne olacaksa olsun demiş. Bunu da ayrıca bir parantez açayım. Bu da zamanında gene başka bir patentten dolayı iPad sanırım söz konusuyken gene bu şekilde bir yasak olmuş. Ama Obama döneminde Obama demiş ki ben kaldırıyorum bu şeyi yasağı deyip satışına devam etmişler. Demek ki buradaki başkanla ilişkiler çok iyi değil herhalde bilmiyorum artık. Ama daha sonra başka bir mahkemeye hep böyle oluyor ya bir üst mahkemeye falan gidiyorsun bir üst mahkemeye gittiler. E, o iki 3 gün falan böyle yanlış hatırlamıyorsun belki de iki, iki, bir günde olabilir tekrardan satışına başladı ama bu şey devam edecek e, e, bu konu işte patent ihlali konusu devam edecek e, tekrardan satış yasaklanabilir Apple şey diyor e, biz işte bunu bir yazılımla çözeceğiz diyor İşte bu patent sahibi diyor ki nasıl yazılımla? işte patent aslında donanımsal bir şey diye. Bazıları diyor ki işte Apple belki yeni bir Apple Watch çıkartabilir sadece Amerika'da satmak için falan diyorlar. Çok baya böyle karışık bir iş oldu. Yani normalde Apple'dan böyle kolay kolay beklemeyeceğin Genelde böyle çok uzun plan yapan bir şirket olduğundan dolayı böyle bir hat hataya nasıl? Özellikle de böyle tam aslında hani en yüksek satış yaptıkları zamanda böyle bir... Ee, bilmiyorum belki başkana güvendiler. <laughs> Başkan yok der, satış devam eder gibisinden. Ee, o yüzden bunu da böyle değinelim dedim. Ee, i̇lginç bir konu çünkü bayağı hani Apple Watch'un yasaklanması Amerika'da satışını. Evet, e, ben de merak ediyorum nasıl çözecekler. Burada bayağı da bir dava e, devam ediyor Amerika'da. E, davalar havada uçuşu diyebiliriz. Microsoft iyi sızdı vallahi iki senede. Activision bir sızdı. Şimdi bakalım bundan sonra nereye gidecekler ben de merak için dedim. Çünkü Figma satın alımı iptal oldu. Ondan Aynen. bahsettik mi? Geçen bölümde bahsetmedik galiba. Bahsetmedik diye hatırlıyorum. Aynen. Onlar da işte biz artık şeyle uğraşmak istemiyoruz. Tekrar kendi yollarımıza devam edeceğiz dediler. Bu rekabet kurumunun durdurmasını. Bence de tasarımcı için daha tabii hayırlı oldu. Ben tabii Figma'nın CEO'su bu İsrail destekçisi olduğu için daha doğrusu İsrail destekçisi olduğu için değil. Netanyahu destekçisi olduğu için daha e, altını çizerek söyleyelim. Biraz tabii ben kişisel projemi falan Skeç'e taşıdım bu arada olaydan sonra. Ve hmm. hala da Skeç'te devam ediyorum. Sen belki podcast coverlarını falan Figma'dan export alıyor olabilirsin. Ben hepsini Skeç'ten alıyorum. Aynıları orada da var. Aktardım hmm. oraya. Neyse onu da bir altını çizmiş olayım. Yani lafımın arkasında duruyorum. E, ve... E, Tabii 1 milyar dolarlık bir şey anlaşması varmış. Eğer deal olmazsa 1 milyar dolar Figma'ya, Figma'nın sahibine değil ama Figma'ya Adobe ödeyecek diye. Havadan 1 milyar dolar aldılar gibi bir durum oldu. <laughs> e, tepe tepe harcasınlar, daha iyi ürünler geliştirmek için şey yapsınlar. O CEO'yu da inşallah en kısa zamanda <laughs> şutlasınlar diye ümit ediyoruz. Ama işte abi her köşenin başında maalesef Siyonist insanlar var. E, bu Amerika'daki unicorn un olmuş şirketlerin de çoğunun başında. Siyonist insanlar. Zuckerberg falan da mesela Instagram'da çok ciddi sansür uyguluyor. Bir yandan da işte sonuçta ekonomi ve finans sektörü bu Siyonist'in elinde olduğu için neticede demek ki kendi adamlarına da ekstradan bütçe, VC parası vesaire çıkıyor gibi hissediyorum ben. Elinde bir kanıt yok o yüzden yemin etsem başım ağrıyabilir. Biz de öyle derler, yemin etsem başım ağrımaz diye. O yüzden de bir şey diyemiyorum ama yani Figma'nın da tabii ki çok başladı bir ürün ama bu kadar sağlam ekibi kurması ve bu kadar süredir belki de 1-2 yıl, 3 yıl neyse zarar ediyordu. O zararın tazmin edilmesi konusunda bu arkadaşın, bu rolünün de e, önemi olabilir. Hı hı. Onun dışında davalardan devam edelim. E, New York Times Open dava açtı. E, hatta sen onu iki defa yazmışsın demek ki senin için çok önemli bir konu. <gülüyor> <gülüyor> ya... E şu açıdan önemli, yanlış hatırlamıyorsam önce bir dava açacağız gibisinden bir haber çıkmıştı. Vav wow, dedim ben bu bayağı bir büyük bir olay olacak diye. Ondan sonra dava açıldı da şeyleri çıkıyor ya bir de Amerika'da açılan davalarda şeyi görebiliyorsun. Bütün böyle... Ee, dava konusunu görebiliyorsun bütün metinler falan online şeye koyuyorlar The Verge'de falan çok güzel bunları böyle hani kendileri bayağı oradaki şeyler editörler okuyorlar bütün metinleri orada önemli kısımlarını falan yazıyorlar o yüzden üç, ikinci sefer de oradan dolayı herhalde muhtemelen koymuşum ee, yani söz konusu olay tabii ki e, copyright dediğimiz bu işte telif hakkı konusu ee, çünkü e, New York Times iddia ediyor ki, ki bunu da aslında kanıtlıyorlar kendi Hı -hı. Ee, işte bu mahkemeye sundukları davada ee, orada diyor ki OpenAI'da işte şit kullandığın zaman New York Times'ta yazan haberin aynısını sana yazıyor diyor. Hani şey demiyor. Hani New York Times gibi yazıyor demiyor. Hatta birebir aynısını yazıyor işte. New York Times'ta atıyorum bilmem ne işte atıyorum Irak savaşıyla ilgili bir tane haber yazmışlar mesela. Çok editoryal bir tane haber yazmışlar. Sen mesela işte chat GDP'ye sorunca işte Irak Savaşı'nı atıyorum ne oldu gibisinden falan. Bayağı New York Times gazetesinde çıkan haberin aynısını sana çıktı olarak veriyormuş. E bu tabii ki şaşırtıcı bir şey değildi. Yani biz bunu daha önceki bölümlerde IP'ye kapattı sefer ya kaç tane işte. servis. <laughs> Aynen. Onu da değinelim. Hatta nasıl sizin de kapatmak istiyorsanız kapatmanın yöntemi de var. Hani eğer şey yapmak istemiyorsanız kendi datanızın chat GDP içerisinde olmasına eğer neyse New York Times e diyor ki ya biz hani biz bu editörler için işte gidiyoruz para veriyoruz Amerika'dan kalkıyor Irak'a gidiyorlar orada işte savaş muhabirliği yapıyorlar bir sürü bilgi topluyorlar falan daha sonra gelip bu yazı yazılıyor biz burada bir sürü para harcıyoruz falan hani bunun telif hakkı bizde bizden hiçbir şekilde izin alınmadı daha sonra da siz gidiyorsunuz işte herkesin bu şekilde yazı bizim yazılan telif hakkı olan yazınızı herkese otomatik olarak bedavadan veriyorsunuz diyor. Ee, ve bunları da çok güzel bir şekilde e, kanıtlarıyla e, sunuyor. Ee, zaten şey de aksini söylemedi. OpenAI'da ya biz aslında hani şey New York Times için datasını kullandık diye bir şey demediler. Bir de New York Times da çok eski bir gazete. Yani 1800 bilmem kaç yılından beri 1850 mi artık bilmiyorum tam şeyini de tarihini. Ee, çok böyle 100-150 yıllık falan yanlış hatırlamıyorsun öyle bir gazete. Ya onların bütün arşivi var ve bunları da kendileri hani internet sitelerine paylaşıyorlar. Sen gidip böyle işte 1905 yılında ne haber yazmış işte New York Times gazetesinin hani ana sayfası falan gibi sen yani gazete olarak ana sayfası dan ne varmış falan görebiliyorsun. Bunun davası açıldı ama şeyin ilginç noktası hani bu dava da şeyden sonuna geldi. Apple kendisi de şey bakma yapma başladı. LLM konusunda large language model konusunda çalışmalara başladı diye dedi kullar çıkmıştı. Daha sonra bir haber çıktı ki Apple bütün bu işte New York Times gibi haber yayan haber ne derler? haber yayıncıları'nın kapısını çalıp demiş ki ya biz sizin Haberlerinizi lisanslamak istiyoruz. Çünkü biz işte böyle bir model train edeceğiz. O yüzden size buyurun bilmem kaç milyon euro para. Dolardır aslında euro da değil de. Bilmem kaç milyon dolar para. Biz size lisansı verin. Biz bunları istediğimiz gibi kullanalım zaten diye. Şimdi böyle olunca haliyle bütün şeyler de artık şey düşünecekler. Özellikle muhtemelen bu New York Times davasını izleyecekler. New York Times davası bence New York Times'ın lehine sonuçlanacakmış gibi geliyor. çünkü hakikaten yani hiç para falan vermiyorsun. Biz gibi datayı alıyorsun, train ediyorsun. Ondan üzerinden para kazanıyorsun. Hani aslında sıkıntı olan şey bu. Çünkü sen ChatGPT'yi işte plus olarak satıyorsun. Ondan sonra API'ını satıyorsun bir sürü e, tool'lar gidip şeyi kullanıyorlar. Bugün işte Bing'e gidip kullandığında gene o ChatGPT'nin API'ni kullanıyor. Ondan sonra New York Times'ın datasını kullanıyor. New York Times'ta hiçbir şekilde bahsetmiyor o datadan bir de. Hani şeyde atıf da da bulunmuyor New York Times'tan. Hala ne olmuş oluyor? Sen bayağı bedavadan datayı alıyorsun, kullanıyorsun, üzerinden de para kazanıyorsun. Daha önceden bunlar şey yapmış gitmişler yani biz bir anlaşma yapalım falan demişler ee, hani siz bize bir hakkı şeyi ücret ödeyin falan gibisinden demişler onlar da yok anlaşamamışlar kabul edememişler o yüzden böyle bir dava açmak zorunda kalmışlar artık hani biz uzlaşamadık artık dava açmak gerekiyor gibisinden şimdi bu davanın aslında hani sıkıntılı olan birkaç kısmı var birincisi kaybederlerse davayı ceza ödemek zorunda kalacaklar. Yani o telefon şeyini ödemek zorunda kalacaklar. Ücretini ödemek zorunda kalacaklar. Ama, ben, ama bence daha da büyük masrafı OpenAI için ee, bu data kendi halihazırdaki... hazırdaki data setlerinden işte New York Times'ın datasını çıkartıp ondan sonra tekrardan modelleri train etmek zorunda kalacaklar ki bence bu çok daha masraflı olacak. Yanlış hatırlamıyorsam gene bir ...yüz milyonlarca dolar harcamışlardı. Bu en son işte e, GPT e, 4 için. Tekrardan öyle bir harcama yapacaklar ama şimdi gene buradaki sıkıntı New York Times kazanırsa şimdi herkes. Öteki de herkes diyecek bu sefer ya sen benim datamı benden izinsiz kullandın o zaman yabana da telif hakkı ödeyeceksin diyecekler hani böyle çok karma çorman bir iş olacak çünkü mesela senin bu blogundaki yazıyı da aslında şey yaptılar kullandılar train ettiler çünkü internetteki her şeyi train ettiler o yüzden bu dava bence çok önemli eğer hani e, dediğim gibi New York Times e, bu davadan başarılı çıkarsa aslında şeyin önü bayağı kesilmiş olacak. E, OpenAI'ın bu işte hani bir anda yükselişindeki herkesin işte kullanmaya başlamıştaki e, şeyin önü kesilecek. Bu sefer OpenAI hani muhtemelen işte daha önce kullandıkları datasetlerin hiçbirini kullanmak yerine tek tek gidip işte Wikipedia lisansı zaten varsa var var. Bu iki alacağız ondan sonra bilmem ne ansiklopedisi gidip lisansını ödeyecekler ondan sonra kini alacaklardan tekrardan yapacaklar ama bu sefer çıkartılan ortaya çıkacak model acaba işte şu anki kadar başarılı olacak mı? Hani bu da gene bir sıkıntı o yüzden baya yani ortalık karışacakmış gibi geliyor belki de bu yüzden iki sefer <laughs> yazmış da olabilirim çok yani baş artacakmış gibi geliyor çünkü şeyin davası bana güçlü geldi örnekleri verdikleri orada çünkü birkaç tane prompt örneği koymuşlar tabi bu sadece şeyde de değil Stable Diffusion'da yanlış hatırlamıyorsam bu görsel üreten model için de aslında benzer davalar vardı özellikle sanatçılar için çünkü sen direkt gidip işte atıyorum Seyfettin bir sanatçıysa ressamsa Seyfettin gibi bir tasarım yap diyorsun çünkü Seyfettin'in yapmış olduğu bütün tasarımlar şeyde kullanılmış oluyor. Benim gene mi gittiğin? Devam et abi. Ha, Seyfettin'i şey sanatçı dedim. Sandım. Şeyim gene dondu. dedim acaba gene mi gitti? Yok yok. Devam et. Ha. Mesela Seyfettin bir sanatçıysa işte Seyfettin'in tasarımı orada kullanıldığından dolayı haliyle Seyfettin'e tekrardan bir telif hakkı öğrenmesi gerekiyor. Çünkü bayağı Seyfettin'in birebir tasarımını yapıyor. Bunun da örneklerini gene koymuşlar. Buradaki örnekler de mesela şey diyor. işte su tamircisi şeklinde bir oyun karakteri diyorsun. Sana direkt gidip Mario'yu veriyor mesela. Hı hı. Ama Mario lisanslı bir ürün. Sen şimdi nasıl... Demek ki Mario'yu kullandın sen kendin training modelinde. Yani. Ee, ama peki sen bunun için ücret ödedin mi Nintendo'ya? Yok. Ee, o zaman demek ki orada bir sıkıntı var. Çünkü bazı modellerde şey diyor. İşte Mario şunu şunu yaparken bir resim üret diyorsun. Yok diyor hani ben bunu şey yapamam falan diyor. Ama işte bir su tamircisi, İtalyan bir su tamircisi ile ilgili bir karakter ürettiğince çat diye sana Mario'yu veriyor. Ee, o yüzden orada da gene büyük sıkıntılar çıkacakmış geriye. Bilmiyorum ee, sonuç ne olur ya da dava ne kadar sürer belki de daha önemlisi. ...dava ne kadar sürecek... E, ...çünkü bizim daha önce takip ettiğimiz davalar... ...en az bir ya da 2 yıl... E, ...süren davalar... E, ...bakalım bu da hani o kadar... şey yapacak mı sürecek mi... E, ...bekleyip göreceğiz. Yani bu iş diyorsun veya işi... ...teliften patlar mı diyorsun? Ya bana öyle geliyor... E, ...o yüzden şimdi artık şeylere... ...bakmak gerekiyor... E, ...çünkü farklı farklı bir sürü model çıkmaya başladı... ...o modeller... E, ...hangi datayı kullanarak... ...train ettiler... Onların mesela daha bence ileride başarılı olma şansı yüksek olacak çünkü bu tarz böyle telifle falan uğraşmayacaklar. Apple'ın da zaten bu yoldan gidiyor olması aslında bunun biraz da şeyin göstergesi hani doğru yolun bu olduğunu çünkü Apple işte hani Apple Watch davasını konuştuk genelde hani çok edim, ab, e, e, emin adımlar atmaya çalışıyor. Demek ki onlar da işte biz böyle bir şey yapacaksak giderim önce parası neyse verelim birkaç milyon, yüz milyon dolar neyse bir bütçe ayırmışlar. Gidip hepsinin datasını lisanslayalım ondan o datayla bir model train edelim ki başımıza hiçbir iş çıkmasın diye. Muhtemelen hani şey bu olacakmış gibi geliyor bana standart bu olacakmış gibi geliyor. O yüzden OpenAI hani bence biraz patlayacak ama daha sonra belki bir şekilde ee, onlar da lisanslama yoluna giderek e, tekrardan train ederek e, modellerini toparlayabilirlermiş gibi geliyor. Evet yani daha önceki bölümlerde de ben AI ile ilgili e, endişelerimi mi diyeyim e, düşüncelerimi paylaştığım zaman yorumlarda falan da oluyor hani siz niye bölüyorsunuz AI çok iyi gelecek falan gibisinden düşünen arkadaşlar da oluyor ama neticede bunları şey yapmak zorundayız paylaşmak zorundayız çünkü bir yandan da şöyle bir tehlike var sen benimle bir tane video paylaştın bu ile ilgili e, psikolojik operasyonlar diye çevirebiliriz belki onu hmm. o da işte e, bu Amerika'nın gizli üstlerinin fotoğraflarını çeken ve onların böyle nerede olduğunu takip eden gidip o mekanda gözetleme falan yapan tabii yaklaşabildiği müddetçe bir abinin bir sunumu Almanya'da yapmış galiba Hamburg'da mı yapmış sunumu Aynen Hamburg'da bu burada büyük bir tane kulüp var. Kaos e, Computer Club diye CCC. Orada diye. çok ilginç sunumlar var. E, tavsiye ederim bakabilirsiniz. E, hacker arkadaşlar diyelim. Toplanıp böyle değişik konular konuşuyorlar. Bir şeydir nasıl kırarsın, bozarsın falan <laughs> kimsin. E, anarşist abilerin e, konferansı diyebiliriz bir yandan. E, bu abinin şöyle bir iddiası var diyor ki bu işte gözetleme kapitalizmi dediğimiz şey sosyal medya ve işte akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla herkesin verisini toplama işi bu bir adımdı. Şimdi bunun bir sonraki adım işte psikolojik operasyonlar yani yalan yanlış bilgileri daha doğrusu devletlerin ya da işte dünya yöneten tırnak içerisinde üç ailenin bilmenizi, düşünmenizi istediği şeyleri size çok rahatlıkla AI vasıtasıyla verecekler diyor. Çünkü biz bunu burada daha önce de konuşmuştuk. Yani eğer sen bir soru sorduğunda sanki mutlak bir doğruymuş gibi cevap veriyor ve kaynağın sana kesinlikle söylemiyor. Bunu bir e, toplum manipülasyon aracı olarak kullanılacağını iddia ediyor. E, konuşmanın bir kısmı bu. E, ve işte bunu Amerika'nın 1950'lerden beri denediğini aslında hatta 2. Dünya Savaşı'ndan beri <laughs> denediğinden de bahsediyor. Hatta işte New Mexico'da Albuquerque'de bu e, Breaking Bad'in de geçtiği yer aynı zamanda. Evet. Çoğunluk olarak çöl arazilerin olduğu bir yer. Orada Amerika'nın bir üssü olduğunu ve bu üste aslında Amerika'nın geliştirdiği bir uçak var. Böyle dairesel bir uçağın içerisinde küp şeklinde bir ana gövdesi olan bir uçak aslında bu. Bu bir işte stealth fighter dediğimiz işte gizli radarlara yakalanmayan bir uçak. Ve bunun testlerini yapıyorlar ve bunlar uzaktan baktığınız zaman şu anki bizim UFO dediğimiz objelere çok benziyorlar. Zaten ilk UFO söylentileri hep o üstün üzerinde çekilen fotoğraflardan çıkıyor. Daha sonradan bunu acaba biz bu yanlış bilgiyi nasıl yayabiliriz ve insanlara UFO'ların gerçekliğine inanmalarını sağlayabiliriz diye bir deney yapıyorlar ve deneyin sonucunda Böyle sahte haberler üretiyorlar. Diyorlar ki işte bir, Texas'ta bir çiftçi 7 kişilik bir aile işte UFO'ları gördüler işte UFO'lar onlara şöyle yaptı falan. gibi. Ufak yeşil yaratıklar. Ufak yeşil yaratıklar böyle gobline benziyor falan. Zaten o UFO stereotipi oradan çıkıyor kafası böyle geniş falan. Neyse ee, ve bunu böyle yavaş yavaş tüm dünyaya UFO'ya inandırmak açısından hatta şimdi bir belki yorumlarda da siz ne saçmalıyorsunuz UFO'lar gerçek diyen arkadaşlar da çıkabilir. Ama bunu e, yapan adamların röportaj videolarını da koyarak yapıyor yani. Sadece bir iddia değil, adam hani biz bunları denedik zamanla diyor. Orada bir e, çalışan bir eski ordu görevlisi, Pentagon görevlisi bunları anlatıyor. E, ve bu artık bu dediğimiz yani insanların artık düşünceleriyle oynama ve e, yanlış şeylere inandırabilme becerisi bunu artık AI'da çok genelde yayabileceklerini söylüyor. E, i̇şte bu AGI dediğimiz şey de belki bunun aslında önünü açabilecek yani halka açık genel bir Yapay zeka sana aslında yanlış olan bilgileri doğruymuş gibi söyleyip bütün toplumları yanlış bilgileri ilan sağlayabilir. Bunun böyle bir tehlikesi var. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Bu açıdan evet. yani şey demek çok isterdim. Bakın ben sizi tatlı tatlı uyarıyordum. E aslında biz bunların farkındaydık falan demek isterim. Öyle bir farkındalığım yoktu açıkçası. Ben daha tabii birazcık da yazılımcı olduğum için birazcık daha şeye bakıyorum olaya. Teknik ve yüzeysel bakıyorum ve birazcık da sosyolojik bakıyorum. O da merakım olduğu için. Ama bir de işin bu tarafı var. Ki biliyorsun bu şeyden falan bahsediyor. işte bu MK Ultra diye bir aslında nasıl diyeyim halüsinojen bir şey var. Madde vererek insanların düşüncelerini değiştirme deneyleri var CIA'nin yaptığı. Böyle komple teorisi gibi konuşuyorum ama gerçekten bunun belgeseli falan da var. <laughs> Wormwood diye bir belgesel ne Ya işte, işte şey yaptıkları nokta bu. Yani hani sen gerçek de olabilir, olmayabilir ama işte sana bu şüpheyi aslında hani Psyops'un yaptığı şey bu. Sana bu şüpheyi yapıyor, uyandırıyor ve daha sonra kullanıyor. Mesela tüm ufalar olabilir ama hani bunu sana öyle bir anlatıyorlar ki işte sen ona mesela meme haline getiriyorsun UFO'yu. Ondan sana sana o meme şeyini satmaya başlıyorlar. Sana o hani bu sorgulama işte gerçekten var mı yok mu şeyini sorgulatıyorlar. Sen de o yüzden mesela şimdi bahsedince gene işte ya hakikaten böyle bir şey var mı yok mu diye yani her şey deniyorlar. Orada sunumda da bu sunumda mı bu abinin başka bir sunumu var. Ben orada da seyretmiştim. Onda da onda bahsediyor da olabilir. Yani CIA'ye ya gidip mesela şeyi işe alıyor. Sihirbazları işe alıyor ilk aldığı böyle hani farklı isimlerden işe aldığı şey sihirbazlar. Çünkü sihirbazlar insanları aslında çok kolay bir şekilde manipüle edebilen insanlar değil mi? Hani bir anda seni şaşırtabiliyorlar bir şeyler yaparak. Aslında onlardan taktikleri öğrenerek gene benzer şekilde seni hani manipüle etmeye çalışıyorlar. Onları daha sonra kendi sistemlerine uyguluyorlar. Yani işte atıyorum bir CIA ajanı gittiğinde birisinin mesela işte iç, içeceğine nasıl bir tane hap atar. Orada gene işte seni manipüle ederek işte sihirbazın yaptığı gibi sihirbaz sen başka yere bakarken bir yere illa başka bir şey yapıyor falan. Hani orada da gene benzer şeyler var. Ben mesela şeyi de okumuştum. E, memori, hafıza, e, hatıra silme hı hı. E, şeyi falan deneyleri de yapmışlar. Yani sana nasıl seni sahip olduğun işte. Çünkü orada sana bir şey gösterdi ama daha sonra bir şey yapıyor çat diye senin hafızandan siliniyor falan. Çok acayip deneyler yapıyorlar yani bu CIA'da Açıkçası. Evet. Azından. Ve işte bununla ilgili bir belgesel var Netflix'te. Wormwood diye. Bu e, önce CIA çalışanları üzerine deniyorlar. Hatta adamın bir kaldığı otel odasından atıyor kendini aşağı ve hatta işte o adamın oğlu birazcık da belgeseli yerli yapan ya da baş konuşmacılarından bir tanesi olayın peşine düşüyor. Yani benim babam durduk yere intihar etmez diye işte adama belli dozlarda LSD verildiği ve işte bu MK Ultra deneylerine e, maruz kaldığı kendisine söylüyor Daha sonradan CIA'in direktörü ilerleyen yıllarda böyle deneyler yaptıklarını kabul ediyor ve bunları bu daha yapmayacaklarını söylüyor. Fakat tabii ki e, yani böyle bir projenin ardı arkası kesilmez. Şöyle bir şey yapıyorlar. Dünyada fark yani bu teori kısmı burası birazcık. Dünyada farklı dernekler kuruluyorlar ve dünyadaki e, bu diğer kolları vasıtasıyla bu deneylere devam ediyorlar. Hatta Türkiye'de özellikle işte böyle terör olaylarına falan tutuklanan ya da işte suçlu olan insanlar üzerinde yine bu MK Ultra deneylerinin o dernek vasıtasıyla yapıldığını iddia eden çok ciddi kanıtlarda şeyler var ama Tabi bu bir yine teori. Onu şey yapalım yani yatırım tavsiyesi değildir gibi. Ee, direkt e, tuzlukla koşmayalım, inanmayalım ama. Her söylenene inanmayın ama. İnanmayalım ama <laughs> e, çok işte hani böyle e, farklı tiplerin falan oraya girip çıktığını falan gördüğünü söyleyen ekşi sözlükte okudum ben de. O da güvenilir bir hmm. bilgi kaynağı değil tabi de. E, yine de e, gerçeklik payı olabilir. Çünkü öyle bir dernek var gerçekten ve derneğin yeri de var. Ya. Tabii. ve New York'taki şeyle bağlantısı da var oradaki psikiyatrik araştırmalar yapan dernekle de bir bağlantısı var vesaire onlar beni birazcık şüphelendirdi ama net bir şey söyleyeyim ama bu Wormwood'u ben de seyretmedim henüz çünkü bu tarz belgeseleri hanımla seyretmek biraz şey oluyor CIA'in deneyleri çok ilgisini çekmeyebiliyor o yüzden hani o yokken de ben de çok fazla bir şey seyredemem. genellikle beraber yaptığımız için aktiviteleri Hı -hı. Ee, pek fırsatım olmadı ama ben de açıkçası anladım. bu tarz konulara hani çok şey yaklaşıyorum yani çünkü dediğin gibi böyle <laughs> bu konunun vanya olup sürekli bu tarz terörleri takip eden insanlar var. Benim hani zaten seninle de paylaşmış ol olduğum şey de işte bu bahsettiğim Kaos Computer Club yani burada e, açıp bakarsanız çok e, sağlam hani tabii, işte iPhone'u nasıl hacklediler falan hani o seviyede açıkçası hani e, sunumlar yapan insanlar var ya da işte e, treni Polonya'daki işte bir e, tren satan bir şirket nasıl işte e, treni e, sem tamirciye başka third party tamirciye götürünü orada nasıl treni hani e, manipüle ettiğini falan anlatan böyle çok acayip şeyler var sunumlar Hı -hı. var özellikle hani bu işte security alanında cyber security alanında çalışanlar varsa yani kesinlikle baksınlar sunumlar e, genelde Almanca ya da İngilizce oluyor İngilizce bu bahsettiğim sunumda İngilizce bir sunumdu dediğim gibi ya ben hani bu şeyi tamamıyla güvendiğimden ötürü bu kulübe güvendiğimden ötürü böyle inceleyip sıkı okuyorlar bilet paraları da 200 euro zaten ben ondan dolayı şey yapmamıştım gidememiştim bir de çok çabuk bitiyormuş bilet bile bulamıyorsun yani hacker News'e falan sürekli yazıyorlar gene bile bulamadık falan diye hmm. o kadar şey bir şey aslında popüler bir aslında camiada hacker camiasında da bilinen bir şey. Orada gidip aslında biraz nasıl diyeyim yaptığı işlere çok şey bu konuşan adamın da yani. acayip kitapları var Amazon'da satılan. Ve böyle 5 yıldız falan skorları baktım baya yani bu konular sadece bu teorilerle ilgili değil başka konularla ilgili evria 51'le ilgili falan da. Hmm, ya işte sen bir önceki sunumu da seyretsen ben sana onu da atmıştım. Ama işte dediğim gibi zaman olmamından dolayı belki bakamamışsın. Şeydi, Orada bir şey falan da sen attın asıl sunum. O da civarda bir şeydi. Aynen. Bu bir diğer sunumda da bayağı adam hakikaten gidiyor şeyleri buluyor. Havaalanlarını falan şeyden havalanları üzerinden çünkü şey diyor CIA diyor bir yerde bir görev yapması gerekiyorsa havaalanları da kullanması gerekiyor hmm. diyor ve havaalanları da inanılmaz bir log takibi var. Yani kim indi kim ne, hangi uçak nereye inebilir falan diye bunları bütün izinlerin ne olursa olsun hangi Şimdi şirket olursa var, olsun evet. onları şey yapman gerekiyor kaydetmen gerekiyor adam oradan reverse engineering yaparak Bakıyor hangi şirketlere hangi izinler verilmiş. Ya işte bu şirkete dünyadaki işte bütün Amerikan üstlerine inme izni verilmiş. Ama işte şirketi gidiyor araştırıyor bakıyor. Ofisinde kimse yok mesela hmm. falan adam. Ondan sonra oradan reverse engineering'de kimler olduğunu aslında. Ve daha sonra kişileri buluyor. Şirket sahipten öyle insanlar yok falan böyle. Hakikaten yani araştırmacılık yaparak bir şeyler buluyor. Yani hani sana bir komple ortaya atmıyor. Adam fotoğrafını falan çekiyor. Çok böyle ee, uzun zamanlama falan yaparak çeşitli uyduların, CIA'nin kullandığı uyduların falan fotoğraflarını da yakalıyor. İyi adam ha. Uzaktan şeyleri falan. Yani o da o da o da biraz şaşırtıcı açıkçası ama şeyi baya ortaya çıkartıyor yani şeylerin bu her bir grubun e, farklı patch'leri varmış. Bu biliyorsun şeylerde uzayla ilgili şeyler yapanlar hep görevlerine peç, patch, kendi patch'lerini tasarlarlar ya. Armalarını. Onların da varmış. Onları falan hepsini açıklıyor. İşte bak bu patch'te aslında şunları şunları ima ediyorlar falan gibisinden. Yani baya böyle ilgi çekici şey yani. Hani böyle sağlam sana belgeleri de göstertiyor zaten. Bulduğu belgelerin, fotoğrafların vesaire de koyuyor. O yüzden yani böyle şey yapmasın dinleyenler. Biz de komple teorisi şey yapar insanlar değiliz. Yani açıp hani şeye inandırıcı şeyi olması gerekiyor. Ya ben benim oradan şeyi al, alacağımı aldım yani. E-yayın e, bu tarz manipülatif bir şekilde kullanılabileceği fikrini güzel bir şekilde aldım. O bana yetti açıkçası. E, sosyal medyada böyle işte biri bir yalan atıyor. Şu oldu bu oldu falan diye. Hmm. Yani videoyu öyle bir kesiyorlar ki öncesi yok sonrası yok. E, aslında masum adam kabahatli gibi gözüküyor vesaire. İşte bu post truth falan dedi. hep çok kullanılıyor ya artık ağızları sakız oldu böyle laflar. E, bu tarz şeyler artık çok oluyor ve bunu böyle kitlesel bir şekilde yaptığın zaman işte e, mesela kitleleri ayağa kaldırabiliyorsun. Peki istersen buradan e, yavaştan diğer konulara geçiş yapalım. E, belki okuduğumuz kitaplardan bahsedebiliriz. Sen neler okudun? Ben okuduklarımdan tek cümle olarak bahsedeceğim. Çünkü e, bir önceki bölümde de söylemiştim ya birkaç kitap birden okuyorum, bir konuyu araştırıyorum diye. Yani en azından konuyu ve kitapları söyleyeyim. E, Victor Papanek'in Design for the Real World diye bir kitabı var. E, tasarımcı bir abimiz, akademisyen aynı zamanda. E, yani Dünyanın sorunları için aslında tasarım diye çevirebiliriz kitabı. Ee, okuyanlar biraz sıkıcı buluyorlar kitabı ama ben e, sabah sakin kafayla, taze kafayla metroda giderken okuduğum için e, gayet de güzel bir şekilde e, algılıyorum yani kitabı. Ve üçüncü okuyuşum zaten kitabı. O yüzden biraz da şey evet. yani oluyor buraları okumuştum falan diye geçtiğim de oluyor. E, ve e, daha çok hani tasarımcıların boş beleş problemler üzerinde uğraştığını Dünyanın gerçek problemlerinin olduğunu ve bu problemler üzerinde odaklanmaları gerektiğini ve 1960'larda yazılmış bir kitap aslında. Ve diyor ki işte yani bu bizim işte şu an San Francisco'da silikon valizinde saçma sapan aletle devatlar üretiyorlar ya. Kaydeden gözlük falan gibi mesela sadece San Francisco'da olan bir problem falan. <laughs> Onlar eskiden de varmış onu görüyorsun ve adam bunları mesela gömüyor sürekli diyor ki yani bunlara ne gerek var diyor. Mesela işte şey varmış ayak uzattığın o otoman puf var ya onun elektriklisini hmm. yapmışlar ısıtıyormuş kendisini ayakların sıcak kalıyormuş <laughs> mesela adam diyor ki yani bunu tasarlayan tasarımcı kendisini tasarımcı demesin falan diyor özetle işte tasarım nedirden falan giriyor sonra işte bunları eleştiriyor bir yandan çünkü hmm. kendisi de şey falan yapıyormuş işte Afrika için mesela televizyon tasarlıyormuş normalde işte Amerika'da atıyorum 129 dolar satılan bir televizyonu bunlar beş buçuk dolara falan maliyet ee, işte hmm. e, o fiyattan veriyorlar işte Afrika'ya e, ve şey hani şey değiştirebiliyor falan dış şeyi çok rahatlıkla mesela bir Afrikalı adam e, çok basit ekipmanlarla kendi şeyini de yapabiliyor sadece iç aksamı alıyor ama dış kısmı ise kendisi yapıyor işte bu DIY kültürünü falan da biraz eleştiriyor kendi sen hani ne kadar da benzer şeyler yapsa da onun da farklı yolları olduğunu söylüyor şu an e, çok daha fazla anlatmayacağım onu çünkü birleştireceğim başka şeylerle ama neticede ana fikir bu yani hani bomboş problemlerle uğraşıyoruz. Sen öyle bahsedince dedin ya gömüyor gömüyor aklıma şey geldi o e, Dieter Ramsın e, belgeselinde o da kendisi de bir mekana göt gidiyor hı hı, müze e, bütün böyle müzeye götürüyorlar şey yapan e, sandalye bütün sanatçıların yaptıkları sandalyeler evet. orada <laughs> orada da o da bu şekilde yürüdüğü yerde ama yani hani şimdi gömmek var gömmek var. Bir şey mesela hani hiç bilmeden böyle atarsın da gömersin ama adam diyor ki bu bu tasarımı şu 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 yaptı aslında. Şunu yapmaya çalışıyor ama hani pratik değil yani bu kullanılmaz diyor. Hani orada çok güzel eleştiriyor şeyleri falan. Ee, bilmiyorum YouTube'da belki o kısmını kesip koymuşlarsa şeyde paylaşırım yoksa Dieter Rams'ın şeyini paylaşırım. Direkt evet, kendi... Ya bunu e, bilmem kim yaptı ama ne yaptı ben de anlamadım. Ne anlamatmaya <laughs> çalışıyor burada falan diye değil mi? Öyle şeyler Ya Ben, <laughs> ya ben böyle attım. Bir de şöyle bir şey... Yani bunu söyleyebilecek tek kişi o yani. Hani evet. başka hakikaten bu şekilde eleştiremi eleştiremez. Yani hani o yapılan diğer işleri. hani Çünkü adamın yaptığı şey ortada. Koyduğu ortaya iş ortada. Yani bu şeyine de, senin söylediğine de katılıyorum. Bir de ben şeyle de... Çok az, ufaktan bağlayayım. Yani... Bazı problemler hani çok basit olabilir çok az kişiye hitap edebilir ama günün sonunda sen bir şeyler çözüyorsan ve faydalı oluyorsa aslında önemli olan şey odur yani. yani onun yerine gidip kendin bir problem özellikle işte silikon yaptığı şey bu kendileri bir problem yaratıp daha sonra o problemi çözmeye çalışıyorlar. Halihazırda var olan problemler yerine. Ben daha çok birkaç sefer de bahsetmiştim benim bu ağaçlarla Hamburg'daki ağaçlarla ilgili yaptığım uygulamayı 6-7 ay oldu herhalde falan ara ara böyle mailler geliyordu. Bugün bir tane mail geldi. Ee, şey olarak çalışan bir kişi ağaç bakım e, görevi çalışan bir kişi Hamburg Belediyesi'nde muhtemelen çok henüz mail atıp cevabını yazmadım. Bana mail atmış. Bana diyor ki senin diyor şey uygulaman harika. Benim işimi inanılmaz bir şekilde sen kolaylaştırdın. Bizim buradaki sistemler 1996'da yazılmış. Biz onu kullanmak zorundayız. Senin yaptığın uygulama inanılmaz işimi kolaylaştırdı rica etsem acaba şu özellikleri de ekleyebilir misin diye bayağı normalde benim belki hani bazı product manager'lardan çok daha iyi bir şekilde birkaç cümle haline bana işte işte şu arama kısmında e, hani adresi girdiğinde işte cadde numarasına girebileyim mi falan gibisinden böyle birkaç tane iyileştirme benim de aklımda olan şeyler vardı ama şimdi şeyi görünce yani Belki bilmiyorum kaç kişi vardır hani o belediyede bu iş yapan. Hani gerçi çok fazla kişi de olabilir. 200.000'den fazla ağaç var hani e, şehirde. Bunlar sürekli tahminim bilmiyorum 100 case'ini de. Hani ben tamamen hani farklı bir amaç için geliştirdim ama hani bu şekilde işe yarıyor olması beni çok motive etti. Ben hani e, açıkçası bu tarz şeylere çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hani Sakın sen enerjini... Belediyeyi. <laughs> Yok yani şey abi çünkü günün sonunda ağaçlar yani hani senin çevrende gördüğün ağaçların bayılısı bakımını yapıyor. Hani bu sayede belki atıyorum günde 3 tane 4 tane belki bilmiyorum ağaçla ilgileniyorsa belki yani zamanını 100 taneye harcayacak değil mi? Hani <laughs> günün sonunda hani kazanan bütün şehirde yaşayan herkes hani topluma bir faydan olmuş oluyor. Ve bunu tamamıyla hani hiçbir beklenti yapmadan yapıyorsun. Hani ortada o kapitalist şey de olmuyor. O yüzden ben bu tarz şeylerin açıkçası çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Yani sen bir app yapayım dünyayı değiştireyim falan kapısını diye yola çıkıp sonra insanları bağımlı hale getirecek bir şey yapmaktansa insanlara gerçekten faydalı olabilecek. Ya bak ne güzel işte ben hiç beklemiyordum açıkçası hani böyle bir şeyin olacağını. Belki hani kendi sistemleri falan vardır diye düşündüm. Şimdi ben kendisine şey yapıp mail atıp soracağım. Yani bu istediği özellikleri de muhtemelen gene bir boş zamanında geliştireceğim. Ee, hani bu şeydir yani hani topluma hizmettir aslında çünkü e, yarın başkası gider gider bu meslekte çalışır e, şey anlamaya çalışıyorum aslında hani oradaki 100 case ne e, kaç kişi vardır mesela işte kaç kişi bu işi yapıyor ya da işte e, belki bilmiyorum yani ipad'de mi kullanıyorlar ya da işte iphone'da mı kullanıyorlar ben çünkü ipad'de hiç test etmedim bile. Yani bilmiyorum iPad desteği bile olmayabilir. Belki orada hani daha kötü bir görüntü de çıkıyor da olabilir. Hani yüz case anlayıp onların hakikaten ihtiyacını karşılayacak şekilde ve şey yaparım. Vergisini veren bir vatandaşım ama <laughs> ekstradan gene belediyeye fayda olacak böyle şeyler de yapmak. Ya beni çok motive ediyor, mutlu ediyor yani açıkçası hani. Evet. Ben oturup kaç ay kaç saat böyle şeyimi zamanını harcamışım ama ne güzel işte bir kişi hakikaten kullanıyor ağaçların bakımını kolaylaştırıyor. Bizim birinin hayatına dokunmak çok acayip bir motivasyon. Hep geliştirecek özellikle çok çok iyi. Yani mobil olduğu için yaptığın şey ee, o yüzden ekstra bir faydası olabiliyor. Ee, hani webde yine onu da ölçersin ama mobilde bir ekstra bir şey. Bir de sokakta görebiliyorsun mobili. Hı. ya işte lokasyonu çekebiliyorsun yani aslında çat Hı -hı. diye sana çok güzel bir tane Hı -hı. çünkü belki bilmiyorum adam bir şey yapıyor yani bir ağacın yanında duruyor ya da işte ağacı şeylerini falan sorgu diyorlar. numaralar IDless, ID'si var, var her bir 200 bin tane ağacın ID'si var onu da istemiş yani ID ile aratayım ben demiş hani e, adres aratmak yerine ben tabi hani bu yüz kesi için geliştirmeden de olay böyle bir özellik eklemedim ama ekleriz yani sıkıntı değil bir boş zamanda hafta sonunda bir iki saatte eklerim yani. Ben böyle araya da girmiş oldum çünkü bağlantılı diye şey yaptım bahsettim. Hı hı. Sen muhtemelen gene silikon vadisiyle ilgili diğer iki kitaptan da bahsedecektin. Evet yani benim aslında kafamdaki soru işareti şuydu. Ben hep şunu sorguluyorum. Yani silikon vadisi dediğimiz yer bizim gözümüzde çok büyüttüğümüz bir yer mi aslında ki yani hep kimle konuşsa mesela oraya da gitmiş bir orada da ümitle çalışmış. Abi senin mutlaka oraya gitmen lazım. Acayip bir yer bilmem ne vesaire gibi. Bana biraz böyle dışarıdan tarikat gibi geliyor anladın mı? Yani anlatılan şeyler. Ee, yani giden orada böyle şey oluyor gibi. Yani bana öyle diyenleri onun suçlamıyorum da e, anlatılar o kadar artık pozitif ki. Ya diyorsun ki olan buranın hiç mi negatifi yok. O yüzden birazcık bu konuyu araştırmak adına Birkaç e, kitap seçtim. Design for the Real World'da bunlardan bir tanesi de. O tabii ki San Francisco'daki olaylar da o zaman başlamamıştı. Yani Silicon Valley dediğimiz kavram daha yeni yeni ortaya çıkıyordu. E, ondan çok fazla bahsetmiyor ama e, hani bir tasarımcının aslında yaklaşımının nasıl olması gerektiğini, felsefesinin ne olması gerektiğini, İşte moda'yı falan mesela çok eleştiriyor Yani hmm. e, sen diyor, 5 sente satabileceğim pantolonu niye 500 dolara satıyorsun diyor. O zaman 500 hmm. dolar çok büyük paraymış, şimdiki gibi değil bunlardan bahsediyor vesaire. Neyse onları da daha detaylı anlatacağım. Diğer iki kitap bunların bir tanesi Uncanny Valley. Onu bayağı bir yaraladım gibi bir şey oldu. Ama daha fazla okuyacak mı bilmiyorum. Biraz tekrara düşmeye başladı. Bu Uncanny Valley'de New York'ta editör olan bir kızın parasızlıktan çünkü editörler hiç iyi para kazanmıyormuş New York'ta parasızlıktan artık ben davayı satıyorum arkadaşlar deyip Silikon Vadisi'nde iş aramasıyla başlıyor ve Kadın aslında bir günlük gibi tutmuş yani. Şunu yaşadık, bunu yaşadık, şöyle oldu, böyle oldu diye. Sonra bir startupta customer supportçu olarak başlıyor. Ee, zaten teknik bir şey yok. Bir yandan kod falan öğreniyor. Ee, sonra işte customer support'u bunu yükseltiyorlar vesaire. Başka startupta geçiyor. Çalıştığı startup batıyor. Ee, önce kitapla ilgili bir startupta geliyor. Oyster diye bir e, startup. Hatta ben de uygulamasını kurmuştum. Ee, kitap subscription'e, yani Netflix for Books gibi hmm. üye oluyorsun ve şey yapıyorsun Bakın ama kadın şey diyor yani şey insanlar ayda birden fazla kitap okuyunca biz batıyorduk diyor yani. <laughs> o yüzden üye olup unutmalarını falan ona göre şey yapıyorduk gibisinden. İşte ne kadar genç insanların aslında o şirketleri kurduğunu hep 21, 22, 23 yaşında insanlara devasa paraların verildiğini, içeride işlerin hiç işte tahmin edildiği kadar iyi yürümediğini, işte o crunch kültürü dediğimiz gecede gündüzü çalışma mevzuları vesaire onlardan güzel bahsetmiş. Sonra işte o, o startup batınca hemen iş bulması gerekiyor. İşte iş buluyor. Bir yerde customer supportçu olarak çalışıyor. Ee, Oyster'da daha çok işte kitap küratörlüğü falan yapıyor. yani, Editörlükten geldiği için. Ee, bir de işte metinleri falan, copywriting falan işleri yapıyor. Sonra customer support'a geçiyor. Orada e, bir analytics tool'u bu arada hiçbirinin ismini vermiyor. Yani Apple hmm. bile derken işte şey popular phone company, computer company falan diyor yani. Başına o ha, aynen Aynı da teliften <laughs> e, davaya ememek için işte bir antiks firmasına giriyor orada şey yapıyor işte bir göz oda tutuyor falan onları da anlatıyor yani işte kiralar vesaire ve şeyin nasıl dönüştüğünü de görüyorsun yani gerçekten yaşamak pek kolay değil o bölgede onları güzel anlatıyor ve daha güncel bir kitap 2019'da ya da 2020'de çıkmış bir kitap o yüzden yani günümüzdeki halini anlatması açısından onu listeye almıştım güzel de gidiyor hani oradaki saçmalıkları bir de komik yazmış yani kız mizahi tarafı da var Biraz alay da ediyor yani olaylarla ama e, en azından Silikon Vadisi'nin şirketlerinin o iç takımlarının nasıl yürüdüğünü falan onları görebiliyorsun. E, üçüncü kitap o bence alanın en önemlileri. E, The Big Score diye bir kitap. Bu Stripe Press'in aslında bastığı bir kitap ve Silikon Vadisi'nin hikayesini anlatıyor aslında. 1985 yılında yazılmış bir kitap. E, zaten hmm. ne varsa o yıllarda var. E, hep güzel işler çıkıyor oralardan. 70'ler, 80'ler, 60'lar. Orada da e, eleman diyor ki ya ben bu kitabı baskıya verdiğim Verdikten birkaç gün sonra Apple Macintosh'u çıkarttı diyor biraz da öyle bir şey olmuş yani o kadar eski <laughs> bir kitap 85 ee, ama diyor benim diyor bu yazdıklarım diyor yani şey olarak geçerli hala daha geçerli çünkü hmm. yeni bir ön söz yazmış yeni ön sözlük. dönüm Peki, noktası çünkü aynı şey ya aslında işte bu e, olay biliyorsun yani aslında o bölge Santa Clara Vadisi'nin olduğu bölge yani dünyanın yani dünyadaki cennet gibi bir yer yani tabiri caizse. Niye? Çünkü iklimi çok iyi. işte sis pis mesela Golden Gate e sis basıyor oraya hiç basmıyor. İklim güzel, toprak çok verimli. Elma yetiştiriyorsun böyle bebek kafası kadar elma büyüyor falan böyle hani işte şeftali yetiştiriyorsun böyle iki kişi taşıyor şeftali falan abartıyorum tabii. Ee, ama yani çok verimli topraklar, tarım için çok elverişli vesaire. Ee, ama ne oldu işte, semiconductor industry oraya geliyor. Ee, ve işte o ilk şey, adımlarla beraber orası çok hızlı bir değişime uğruyor. Oradaki toprak babaları diyorlar ki, ya biz tarım arım bırak, buraya acayip para veriyorlar. Buradaki arazilere alalım parayı tüyelim falan diye. Hızlı da bir dönüşüm oldu. Yani bir dirençle de karşılaşmıyorlar. Sonra bir anda orada çok hızlı bir dediğim gibi yıkım oluyor. Ee, aslında adam da biraz onlardan bahsediyor yani burası nasıl bu kadar hızlı bir şekilde değişti ve e, her şey göründüğü gibi mi? Çünkü şeyden de bahsediyor mesela işte burada kurulan şirketlerin %99'u battı ya da birileri tarafından satın alıp birleştiler vesaire. Yani aslında Apple falan gibi birkaç tane işte HP gibi Apple gibi birkaç firma dışında aslında başarılı bir firma da yok diyor. Yani. 85'te tabii öyle yazmış da. Bakınca günümüzde yine yok yani hani <laughs> çok da bir de işi, hala Apple var işte birkaç firma daha var. Ee, hep böyle VC diyor. Para da çok hızlı akıyor. O paranın da nasıl aktığını anlatıyor. Ee, güzel, hoş bir kitap. Ee, anlatımı da hoş. Zaten Stripe Press e, kötü kitapları basmıyor. Genellikle daha önceden basılmış kitapların haklarını alıp basıyorlar. Bu Hı -hı. Poor Charlie's Almanak da mesela onlardan bir tanesi. Charlie Munger'ın kitabı. Ee, o da hoşuma gitti. Bir de mesela şey hikayelerini falan anlatıyor. Şimdi orada çip fabrikaları kuruluyor ve o çip fabrikalarında bu lehim işini yapacak gençler arıyorlar. Tabi bu gençler e, sürekli işte lehim yapıyorlar vesaire ve bir noktadan sonra sıkılıyorlar. Ve daha hızlı yapabilmek için biraz böyle uyuşturucu madde falan kullanmaya başlıyorlar. LSD falan. LSD'nin dışında şeyler de var. E, Crack'la başlıyorlar önce hatta. Neyse işte kokain mokain falan kadar gidiyor ve mesela çok düşük para alıyorlar. Ve bir noktadan sonra artık o bölgede yaşayamaz hale geliyorlar. Oakland'a gidiyorlar. Oakland'da bir yana dönüşüyor falan böyle. Ee, ve e, hani adam diyor ki yani ben bunu diyor dozunda yaptığımda diyor benim verimliliğim diyor çok diyor tavan yaptı aslında ama diyor bir noktada diyor hafta sonları falan da almaya başladım diyor çalışmadığım günler. Hmm. Orada diye ipin ucu kaçtı falan diyor çocuk anlatıyor böyle bütün deneyimini. hani o tarafları da biraz anlatmış aslında. Şimdi bir de karanlık Şenlik. tarafı var diye. Ee, Odun da okuyorum. Keyifli gidiyor da. Ee, bunlar burada kalın kitaplar. E, ee, çok yavaş ilerleyen bir kitap. Dili de biraz ağır bir kitap. Ee, ama e, Papanek'in e, düşüncelerini modern dünyaya uyarlanmış halini okumak isteyenler varsa, bu Mule Design'in kurucusu var, Mike Monteiro. Onun da e, ona benzer bir e, Ruined by Design diye bir kitabı var. Onu da hmm. okuyabilirsiniz. O da aslında Papanek'in kitabını almış web dizayna e, ve işte hmm. sağa sağ falan çevirmiş, güzel fırsatçılık yapmış ama fikirler direkt Papanek'in fikirleri yani. E, böyle e, böyle üçlü bir e, Buket halinde okuyorum ve şey yani birinden 20 sayfa okuyorum sonra tekinden 30 sayfa okuyorum tekinden 20 sayfa okuyorum öyle gidiyor. şu an için keyfi bitirdim ama daha net bir şey yapacağım ama hakikaten bu Papanek'in bahsettiği fikirler benim de uzun zamandır zaten 3. kez okuyorum kitabı. Aklımda olan fikirler gerçekten çok boş işlerle uğraştığımız oluyor. Startup camiası yani hiç olmayacak ya fikirler biraz yani hani psikolojik psikolojik olarak bence en azından benim için yani hani şey etkisi oluyor bazen ee, ya biz hani ben oturuyorum haftada işte 40 saat harcıyorum ortaya iş çıkıyor yani bilmiyorum belki maaşı ödüyordur da yani hani çok saçma iş yani sen şey de diyemiyorsun söz hakkında olmuyor developer Hı -hı. olarak çoğu ki sefer ne yazık ki hani böyle saçma sapan şeyler yapman gerekiyor yani. Söylüyorsun ya hani bu böyle böyle şunu yapsak sanki biraz daha faydalı olmaz mı falan gibisinden böyle şeyler söylüyorsun ya ben mesela gene Benim ilk çalıştığım şirkette mesela sadece şeye odaklanıyorlardı İşte bu white color beyaz yakı insanları o odaklanıyorlardı iş ilanı vesaire konusunda ya Ben diyordum ya bakın bir sürü insan Bizim bir funnel'dan şeyler sürekli geliyordu Blue color işçiler geldi ya bakın hani bunlara onboarding eden farklı bir funnel yaratalım diyordum ki onlar da iş bulabilsin onlar da ilanlar olsun falan kimse takmıyordu abi yani hani o an yok biz onu ilgimiz değil biz sadece şeye odak, beyaz da odaklanacağız diyorlardı ben gene geçen gün hala takip ediyorum çünkü bir sürü arkadaşım çalışıyor orada bir tane işte yeni gelir reklam şerisi yapmışlar yeni bir futbol ligi varmış ufak futbol ligi ne sponsor abi futbol ligi ee, ne yani mavi beyaz yaka insan değil yani futbol ligi futbol liginin maçlarını takip eden insanlar da çoğunlukla hani ee, şey yakayım ben ma de futbol ligi takip ettiğim için aynen ama işte yani şeyi mesela genelde hani çıkış noktalar falan da hep öyle oluyor ya yani işçi şeylerinin falan takımları vesaire oluyor. Hani e, ne oldu oraya döndün şimdi ama kaç yıl kaybettin sen aradan. İşte ne yazık ki şey olmuyorsun. Ve sen sadece düşünüyorsun ya ben bir şey muhtemelen şunları şunlar üzerine çalıştım. Muhtemelen yok yani artık hani kod falan silinmiştir. O app silinmiştir artık. Hani <laughs> orada ne oldu hani o bütün zaman. Ben paramı kazandım okey de ama yani şey yok yani tatmin duygusu yok. Faydalı oldum mu ben hani. bunu evet. sorguluyorum çünkü. Ama onu hani karşılaştırınca. Hafta sonu bir tane uygulama yapıyorsun. Hakikaten bir tane kişinin orada hayatı kolaylaşıyor. Hani orada o zaman diyorsun ki ya keşke daha çok buna zaman ayırım Böyle saçma şeylere zaman ayırmaktansa diyorsun. Yani o kitap yazılırken mesela şey diyor mesela atıyorum işte Nebraska'da diyor çocuklar açlıktan duvardaki boyaları sıvayı süküp yiyorsa ve bundan dolayı zehirlenip kalıtsal hastalıklara e, kalıtsal hastalıklar kapıyorlarsa siz gidip de bilmem nerede mermer masa tasarlayamazsınız kardeşim diyor. Önce diyor onu çözeceksiniz. Hmm. E, ve diyor bunlar diyor tasarımla çok rahatlıkla çözülebilir problemler. Bugün diyor günümüzde insanların başına gelen kazaların hepsi kötü tasarımdan çıkıyor diyor. Mesela şey istatistikleri falan veriyor işte. İnşaat işçilerinin kullandığı baretlerin hiçbirisi kinetik darbeye karşı test edilmemiş. Yani kafasına hmm. bir şey düştü mü adam %99 ölüyor abi. <laughs> Ve yani sen diyor mesela bunu diyor mesela şeylerde uyarı metni olarak yazıyorlarmış. Yani bu kasket sadece şu şu darbeler karşı koruyor. Kinetik darbelerle hmm. karşı koruyamaz. Ya sen diyor bunun kinetik darbeye karşı koruyanın yapmakla mükellefsin yok. Çünkü insanlar ölüyor diyor yani senin hatandan dolayı. Ve mesela işte şey var. İşte çocuklar mesela yanlışlıkla ilaç içiyorlar. ya Öyle bir şişe tasarımı koymuş kadar mesela. Hmm. Çocuğun kesinlikle o içinden ilaç alması mümkün değil. Aynı anda bir tane ilaç verebiliyor falan gibi şeyler var. Ee, böyle mesela işte, tasarıma çözülebilen problemler. Ee, hatta o ilaç şişesini üreten firma başka bir yanlış ilaç şey ürettiği için işte bir sürü insan ölümüne sebep olmuş. Yanlış mı yazmışlar? Prospektüsü bir şey olmuş yani. Neyse. Ee, hani Hep bunların böyle tasarıma çözülebilecek problemler olduğunu söylüyor. Ee, tabii şey tarafına çok değiniyorum bilmiyorum. Çok hatırlamıyorum yani. Bu işin bir de finansal tarafı var ama adam Hı -hı. orada şey diyor hani mesela siz diyor vaktinizin %80'ini kendi işiniz ayırırken o boş kalan %20'lik kısmı da bu tarz problemleri çözmeye harcayabilirsiniz. Çünkü tasarım eğitimi almış insanlar gerçekten diğer insanlara göre daha problem çözmeye yatkın oluyorlar. Daha araştırmaya yatkın oluyorlar. Problemi anlamaya yatkın oluyorlar. Hani sizin çözme ihtimaliniz daha yüksek. Hatta diyor mesela tasarımcılar şey yapmalı. Özellikle tasarım algısının zayıf olduğu ülkelerde gidip tasarım öğretmeli çocuklara ki onlar da yetişsinler kendi ülkelerindeki problemleri kendileri çözsünler. Çünkü tasarım eğitimi birkaç işte seçkin okulda verilen bir şey. Bunlardan hı hı. falan bahsediyor. İşte Bauhaus akımının saçmalığından falan bahsediyor. Bir onları geçirmiş. Amerikalı ya birazcık da. Ee, bu tarz konular var. Güzel bir kitap yani. E, meraklısına diyeyim. E, öyle şey tavsiye Pür dikkat gibi bir kitap, kitap, değil yani. Aynen. Benim ilgimi çekti ama ben. Çünkü daha önceden de buna benzer adını unuttum şimdi. Ee, bir kitap vardı. Okumuştum onu. Bayağı keyif almıştım. Ee, ben de biraz istersen okuduklarımdan ba Bahset. bahsedeyim. Ben çok çabuk okudum bu kitabı. Hakikaten keyifli bir kitaptı. Şeye de değineyim ben açıkçası. Bu hedefi koydum. Daha önceki bölümde bahsetmiştim aydaki kitap bitireceğim diye. Bunu nasıl uygularım, nasıl uygularım diye düşünürken Ya işte günde bir saat okuyayım, iki saat okuyayım gibi bir hedef koymaktansa dedim ki yani günde 30 sayfa okusam ben aslında ne kadar sürdüğünün bir önemi yok. Çünkü bazen uzun sürebiliyor, bazen çok kısa da sürebiliyor. Çok hızlı okuyabiliyorsun o chapter şeyse. Bu yeterli olur diye düşündüm her gün her gün böyle 30 sayfa 30 sayfa okuyunca böyle işte 200-300 sayfalık bir kitap. John von Neumann. Aslında başlığı... New York'un kuran adamı e... değil mi o ya? Neumann. <gülüyor> <gülüyor> Yok o Neumann. O da Neumann. O, bu farklı bir Neumann. Bu o, o onun torunu. <laughs> Çünkü çok zengin Onların... bir aile o. Bu bunlar ama şey bilmiyorum o adam da Macar asıllı mı? Bu, bu adam Macar asıllı bir adam. Gerçi o da Yahudiydi, bu da Yahudi. Allah, e, belki. Şu an benzerlikler. Şey olabilir yani. Dur bak, buna bakacağım. <laughs> ama bu adam yani şey bir insan. Kendisi zaten kitabın başlığında bahsediyor. Gelecekten gelen adam diye. Man from the future diye. Kendisi bir bilim adamı. Macaristan doğumlu. Daha sonra çeşitli nedenlerden ötürü Almanya'da Berlin Üniversitesi'ne falan eğitime gidiyor. Macaristan'da okuduktan sonra fizik alanında pardon matematikçi kendisi. Daha sonra işte Berlin Üniversitesi'ne gidiyor falan. Orada da zamanında Macaristan'da işte çok antiseminizm falan yaygın. Tabii bu işte şey zamanı artık. Birinci Dünya Savaşı öncesi. ...çok yaygın olduğundan dolayı hatta şeylerini falan değiştiriyorlarmış. Dinlerini değiştiriyorlarmış. Hristiyanlığa geçiş yapıyorlarmış. Kendisi de daha sonra işte şeye gidiyor. Berlin Üniversitesi'nde falan okumaya gidiyor. Ardından şey hissetmeye başlıyorlar. ya Şey ısınıyor. Bir ortalık karışacak bir vaziyet almak gerek diye. Düşünürken bir anda kendisine şeyden iş teklifi geliyor. Kendisi işte matematik çeşitli çalışmalar vesaire yapıyor... Daha sonra Princeton Üniversitesi Amerika'da. Bu da çok bayağı büyük ünlü bir üniversitedir. Çünkü Einstein falan da gidip daha sonra işte Almanya'dan göç ettikten sonra bu üniversitede çalışmış. Böyle aklınıza gelebilecek birçok kişi bu üniversiteye gidip orada araştırma görevlisi ya da işte profesör olarak çalışmaya başlıyorlar. Kendisi de bunlardan bir tanesi. İşin garibi kendisine çok böyle yüklü bir miktar maaş veriyorlar. <laughs> Şu an nasıl hani Amerika gene işte çeşitli bilim adamlarını ya da işte yazılımcıları vesaire Avrupa'daki nasıl alıyorsa gene benzer taktikleri de işte 1900 ne bileyim işte 30'lu yıllarda falan 20'li yıllarda da uygulayarak bütün şeyleri toplamaya başlamışlar. Kendisi de gidip orada çalışmalar yapmaya başlıyor yaptığı çalışmalardan ilk ben gene şeyde kitaptaki kronolojik e, sıralamayla şey yapıyorum belki tarihleri farklı olabilir yaptığı ilk çalışmalardan bir tanesinde kuantum fiziğine katkı sağlıyor e, matematikçi olmasından ötürü orada e, her ne kadar fizik biraz daha ilgili şey olsa da matematiğini kullanarak çok büyük katkılar sağlıyor e, daha sonra e, kendisi e, Manhattan projesinde çalışıyor oh. Oppenheimer'la birlikte ee, ama bu abimiz biraz daha nasıl diyeyim şeylere şeyleri daha sıkı kendisinin. Amerika devletiyle, Amerika askeri birliğiyle şeyi çok daha sıkı, sıkı olduğundan dolayı çalışmaya devam ediyor Manhattan projesinde. Manhattan projesinde yaptığı şey de aslında kendisi matematikçi olduğundan dolayı e, orada da hazırlanan bombalar Patladıktan sonra etki alanı ne kadar olacak onu hesap ediyor kendisi matematik kullanarak ve e, oradaki tabii ki amaç da olabildiğince e, şeyi etkiye arttırmak bombanın patlama etkisini arttırmak e, bu konu üzerine çalışırken. Bu yak Aslında bizim genelde işte bilgisayar bilimleri. Bina büyüklüğünde bilgisayar dedikleri bilgisayar. Aynen. İlk bilgisayarlardan. Bunu aslında sürekli simülasyon çalışmaları yapıyorlar. Bunlar şeylerin matematik modellerini sürekli orada çalıştırarak hesap ediyorlar. İşte biz bombayı atıyorum. Şu yükseklikte patlatırsak etki alanı ne olur? Yere çarpıp patlarsa etki alanı ne olur? Vesaire gibisinden. Bu abimiz de diyor ki ya işte yere çarpıp patlatmayın bombayı. Onun yerine havada ...bir miktar patlatırsa buradaki tabii ki söz konusu bomba da atom bombası... Evet. ...onun etki alanı çok daha büyük olur diyor. Bu bu şekilde hani yaptığı çalışmalardan sonra bunu buluyor. Ama işte bizim için benim bu kitabı neden okuma nedenim... ...hani bu kişiyi merak etme nedenim de... ...daha sonra bu çalışmalar sırasında şeyin farkına varıyor. Ya bu e, bilgisayar denen şey aslında inanılmaz kullanışlı bir şey... E, adamın arkasında da Amerika'nın askeri bütçesi olduğundan dolayı kendileri de sürekli çünkü o zamanlar da artık şey atom bombasını yapıyorlar biliyorsun durmuyor artık Şeye başlıyorlar. Hidrojen bombası yapmaya başlıyor Amerika falan ve orada sürekli hesaplama yapmaları gerekiyor. Çünkü hani atıyorum bomba atıyorsan bir kere atıyorsun falan değil mi? Yani hani onun etki alanının yüksek olması gerekiyor. Tabii çok kötü şeyler bunlar. Hani günün e, sonu. odun olabilir ediyor. kendisi. Aynen. Ee, ondan sonra orada şeyi farkına varıyor. Ya işte hani bilgisayarlarla biz inanılmaz şeyler yapabiliyoruz. Bu tarz büyük hesaplamalar yapabiliyoruz. Ve daha sonra kendisi bizim aslında günümüzdeki bilgisayar konseptini yaratıyor. Tabi buradaki konsepti atar, yaparken muhtemelen e, Alan Turing'in de etkisi var. Çünkü Alan Turing de Princeton'a gelip orada e, asistanlık Yapıyor kendi oradaki bilmiyorum doktora mı yapıyor ne yapıyor oradan kendisi birlikte bayağı bir sohbet etme şansını buluyor daha sonra kendisi İngiltere'de de gidiyor İngiltere'deyken de Alan Turing de gene sohbet ettiği söyleniyor Alan Turing gibi hani böyle bilgisayar icat eden kişiden ziyade bilgisayar genel olarak konseptini kendisi yazıyor bahsedildiği konsept de şu işte bir tane central processing unit olması gerekiyor. Yani işlemci olması gerekiyor. Daha sonra bunu denetleyecek işte verilen işlemler gerçekleştiririm diye başka bir sistem olması gerekiyor. Daha sonra memory hafız olması gerekiyor. Daha sonra diyor ki işte bir input output sistem olması gerekiyor. Tabi bunları şey demişti klavye mouse olacak değil de hani sisteme bir input verebildiğin ve matematik fonksiyonları girdi verebildiğin şey. Aynen. Var. Ya, tamamıyla hani bu şeyi konsepti yaratıyor. Bu konsept yaratıldıktan sonra da zaten farklı versiyonlar da bilgisayarlar yaratıyor IBM'e falan da yanlış hatırlamıyorsam danışmanlık falan da veriyorlar zaten IBM götürüyor genelde bu bilgisayar çalışmalarını o sıralarda ve genelde yapılan çalışmalarda şeye askeriye aslında satılıyor bu sırf hesaplamaları daha iyi yapabilmek için çünkü çok yüksek miktarda para gerektiren yatırım gerektiren işler kendisi de bu bilgisayar konseptini kuruyor o yüzden çok böyle anılan bir kişi bu alanda bilgisayarım işte böyle günümüzde kullandığımız bilgisayarım böyle atalarından biri şeklinde tanıtılıyor. Benim okuma nedenim de buydu açıkçası. Ya çünkü bahsediyorlar hackerın falan da ya çok büyük adamdı falan gibisine. Şimdi biz tabii olayları biraz daha değerlendirirken hani Amerika dışından değerlendirdiğimiz için biz işte iyisiyle kötüsüyle değerlendiriyoruz ama Amerika tabii ki hani Güçlü olmayı sevdiklerinden ötürü hani şeyi çok umursamıyorlar. Hani yapılan iş iyi midir, kötü müdür, etik midir kısmını şey yapmaktan ziyade işin büyüklüğüne bakıyorlar. O yüzden çok bahsedilen, konuşulan bir insan. Daha sonra kendisi bu oyun teorisinin de kurucularından bir tanesi oluyor. Biz oyun teorisini daha çok şeyden biliyoruz. Bir tane film vardı... Russell Crowe oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam, Beautiful Mind. Evet evet. Russell Crowe değil evet, mi? Evet Değil mi? Deli oynuyor. Ee, orada e... <laughs> deli oynuyor. <laughs> Oradaki abimiz hakikaten orada biraz şey diyor kitapta da bahsediyor, romantize ederek anlatılmış ama aslında biraz e, sorunlu bir kişiymiş, John Nash diye yanlış Hı -hı, hatırlamıyorsam, evet. ee, biraz sorunlu bir insanmış. O e, şimdi e, John von Neumann oyun teorisinin temellerini atıyor. İşte sen iki kişiye bir oyun oynarlarsa bunu bunun kazanma şeylerini falan hesaplamalarını yapıyor. Daha sonra işte üç kişiyle falan mı oynanırsa onun gibi yapıyor ama şeyi hesap yetmiyor yani en kişi ve orada hep şeyi bakıyor. İşbirliği aslında oyun teorisinin işbirliği konuşarak bir şeyler yaparak işi yaparsan aslında daha faydalı olur gibisinden bir sonuca çıkıyor ve bu da onun hoşuna gidiyor. Ee, bir de şeyi de değinecektim bak onu da unuttum ondan da bahsedeyim bu abimiz Amerika'ya taşındıktan sonra şeyden çok yakınıyor ee, ya diyor Amerika'ya geldik diyor hiç kafe yok diyor bir şey yok diyor biz diyor Avrupa'dayken diyor bilim adamları gidiyoruz kafede diyor böyle entelektüel sohbet ediyoruz diyor. Amerika'da diyor öyle bir şey yok diyor. Hani Starbucks'ın orada çıkma nedeni de bu aslında. Hani öyle bir kültür olmadığından ötürü Amerika'da. Çünkü hani mesafeler uzak, şeyler uzak, arabayla gidiyorsun falan filan. O yüzden bunun eşi şeyler düzenlemeye başlıyor. Partiler düzenlemeye başlıyor kendi evlerinde. Bu sayede o işte bilim adamlarını, kendi arkadaşlarını falan sürekli partilere davet ediyorlar. Orada hani sürdürüyorlar bu sohbetlerini. Ondan sürekli yakınlıyor. Ya diyor işte Avrupa'da ne güzel böyle şey yapıyorduk falan. Tabii orada şey de görüyorsun aslında. Savaşın tabii ki çok kötü bir şey olduğunu biliyoruz insanların ölmesinden ötürü falan. Ama bir de böyle arka plandaki olan kısmını da görüyorsun. Teknolojik Sürü bilim adamı. Hı. Hı? Teknolojik ilerlemeye sebep oluyor. Aynen. Ya hem teknolojik ilerletmeyi sen öyle. ama sen ülke olarak mesela işte Almanya üzerinde baktığında ülke olarak sahip olduğun bütün bilim adamlarını kaybediyorsun. Çünkü kimse orada şey yapmak tabi hepsi değil. Bazıları da kalıp daha da büyük işler başlıyorlar. Of işten miydi? O ama... kadar? Ne bilim adamları vardı orada? <laughs> orada da var. Ya şeyler falan da aslında onu da bahsetmek belki gerekir. hani. E, e, Amerika'nın aya e, insan gönderebiliyor olmasının nedeni gene orada aslında e, nazi bilim adamlarının yaptığı roket çalışmaları her neyse orada da tabii ama işte birçoğu Amerika'ya gidiyor. Amerika'nın hani bu şekilde bir anda hani advent seviyeye ulaşmasının nedeni buradaki bilim adamların hepsini toplamış olması. Çünkü daha sonra Şimdi adam gelince ya diyor ki ya benim diyor bir sürü diyor işte şu, şu şu alanlarda çalışan arkadaşlarım var diyor Almanya'da. Şimdi savaş da koptu bu adamlar da şey yapmak istemiyorlar. Onların hepsini Princeton'a şey yapıyor almaya ya başlıyor buradaki bütün profesörleri falan. Sana hazır şeyler. Kuantum fiziği de mesela aslında Almanya'da tohum atılmış bir şeyken bir anda bütün şeyler aslında Amerik Amerikalı şeyler Almanya'ya gidip eğitim görüyorlar ama daha sonra işte savaşlarla birlikte oradaki tanıdıklarından dolayı artık hocalarını falan ya gelin siz diye bütün şeylere o hocaları falan. Tekrar İyi para veriyorlar çok iyi para veriyorlar bir de çünkü işte üniversitelerin inanılmaz bütçeleri var. işte şeyleri falan alanlar var. Rockefeller bursları falan alıyorlar. Bir birçoğu onun burslu falan geliyorlar ya da işte Rockefeller'ın gene bursuyla projeler yapıyorlar. Çeşitli projeler falan yapıyorlar. Orada gene şeyi görüyorsun. Adam petrolden kazandı o parayı. Gene <laughs> çok iyi değerlendiriyor. Yani muazzam bir şekilde değerlendiriyor. İşte ülkeyi kalkındırmanın yolu bu işte. Kesinlikle. Çok iyi okullar ya. kurup, iyi ortam sağlayıp, iyi finansman sağlayıp insanları oraya çekmek. Amerika'nın yaptığı şey bu bu arada. Tamamen Kesinlikle. immigrantların elinden büyümüş bir ülke. Kesinlikle. Bugün mesela gidip şeye baksınlar. Open AI övülüyor, şey yapıyor. Kaç kişi, kaç tane hani orijinal Amerikalı vardır? Yok çünkü genelde işte ne oluyor? Asya'dan falan bu sefer değil mi? Gelen bir sürü göçmenler oluyor. Ya da Hindistan'dan gelen işte en büyük şirketlerine bak. Google'un şeyi, Microsoft'un CEO'su niye Hindistan'da? Çünkü göçmenleri bu şekilde çok iyi çekebiliyorlar. İşte para dolunca senin dediğin gibi böyle bir sonuç varıyor. işte bu oyun teorisini yazdıktan sonra da tekrar oraya dönecek olursak. John Nash Farklı bir açıdan yaklaşıyor diyor ki e, ya aslında bu insanlar birbiriyle konuşmasa çok daha iyi olur sonuç olarak ortaya daha iyi bir sonuç çıkar diyor. Orada da şey bu Prisoners dilemma denilen hı hı. E, e, suçlunun e, şeyi dilemma neydi ikileme suçlunun ikilemi diye belki çevirebileceğimiz e, bir e, ikilem var iki tane suçlu. Ee, i̇kisine böyle e, farklı farklı, farklı farklı odalara koyuyorlar ve suçlarını itiraf etmesini istiyorlar. Sen diyorlar işte böyle böyle suç yaptın mı falan filan diye böyle her birinin farklı farklı konuşmalarına izin vermiyorlar. Oradaki işte çıktı aslında ikisi de şey olursa inkar, e, ederse. inkar ederse işte iki yıl yatacaklar. Bir tanesi e, birine işte derse bu ad, işte Seyfettin suçlu derse kendisi bir yıl yatacak. Öteki Seyfettin 3 yıl yatacak gibi oluyor. Falan filan böyle. Ama oradaki asıl anlatmaya çalıştığı John Nash'in şey bu iki kişi aslında konuşmadığında ortaya çok daha iyi bir sonuç çıktı. Bu şeyin hoşuna çok gitmiyor. Satanıyor. Aynen şeyler daha olası, olasılığı daha yüksek oluyor. Ee, başarı olasılığı. Şey tabii Von Neumann'ın hoşuna gitmiyor çünkü diyor insanlar hani bir iş birliği yapmıyor şeyden dolayı da çok kızgın kendisi Amerika'da yaşamak zorunda kaldığından dolayı çünkü şeye hep bir özlemi var ya Avrupa'ya bir özlemi var bizim orada süper bir ortamımız vardı kafelere gidip biz burada inanılmaz şeyler yapıyorduk sanat vesaire alanlarına inanılmaz çalışmalar vardı Avrupa'da. Çünkü o sürekli geziyor işte. Başka üniversiteler çağırıyor Adam İsviçre'ye gidiyor. İsviçre'de bilmem nenin en başındaki adamla çalışıyor falan böyle. Yani inanılmaz bir ortam var. O yüzden çok sinirli hani böyle şeye ee, bu savaşa falan e, savaşın çıkmış olmasını. O yüzden böyle insanların daha çok böyle işbirliği yapmasını. Adamın bence motive eden şey bu atom bombasını vesaire gibi çalışmalarını motive eden şey de bence hala şeyi bu. E, kine kini. Çalışmak Ha, kin. A, şeydeki kini. E, yani. Savaşta çok duydu değil. o insanlara. Ya, ya işte hem bir de Japonlar öldü. <laughs> <laughs> Avrupalılar da değil yani. Ya o da o da işte Oppenheimer onu da bahsediyor. Adam şehri böyle rastgele seçiyorlar. Şey diyor ben diyor eşimle tatile çıkmıştım orayı o şehri atmayın falan diyor bombayı. Yani bazı diyor işte şu şehir işte çok tarihi bir şehir oraya da atmayın falan böyle şey olarak seçiyorlar. Çok e üzünlü tabii ki böyle bir şeyin olmasa. Ama işte kendisi de gene oyun teorisine inanılmaz çalışmalar yapıyor. Ve oyun teorisi de aslında Seyfettin çok farklı alanlarda kullanılıyor. Sadece bu bahsettiğim şeylerden ziyade işte bu açık arttırma platformlarında falan bu kullanılıyor. Ondan sonra işte Google mesela işte reklam verirken açık arttırma sistemi kullanıyor. Orada mesela gene oyun teorisini kullanıyorlarmış. Matchmaking sistemi oyunlarda bizim hep yakındığımız şeyler. Orada bilmiyorum belki doğru bir şekilde kullanamıyorlar. Belki okumamışlardır yeteri kadar makale. Bu matchmaking sistemlerine ne? Eşleştirme oyuncuları nasıl iyi eşleştirirsin ki dengeli bir oyun olsun aslında. Bu da gene oyun teorisiyle çözülen bir şeymiş. Sen araya girip bir şey diyeceksin. Yani matchmaking aslında kötü değil. Hatta eskiden matchmaking belki daha iyiydi ama e, matchmaking'de hesaba katamadıkları değişkenler var. O da oyuncuların performansları o. Çok dalgalı performans olan insanlar var. Mesela Bir gün Hı. çok iyi oynayıp bir maç çok iyi oynayıp bir sonraki maç çok kötü oynayabiliyor. Hı. Onu kestiremiyor oyun. Olabilir. Doğrudur. E, bunun dışında e, bir, bir şey, son olarak da şey çalışması yapıyordu. Otomata dediği aslında robot üreten robotlar. Buna baya bir kafa yoruyor kendisi. Bunun nedeni de işte hep şeyi o zamanlar artık şeylere kafa yoruyorlar. Ya biz işte ayak koloni kullanalım ama koloniyi nasıl kullanırsanız buradan sürekli bir şey gönderemezsin. Ama biz oraya işte bir tane robot gönderelim. Bu gönderdiğimiz robot aydaki madenleri kullanarak kendisine benzer başka bir robot yapsın. Daha sonra hmm. o robot da gene kendisine benzer başka bir robot yapsın. Bu şekilde bu şekilde bir sürü robot ortaya çıkıp daha sonraki biz oradaki madenleri işte dünyaya gönderelim gibisinden böyle teoriler var. Bunun konular hakkında da çok fazla makaleler yazıyor. Ee, genel anlamda yani çok etkileyici bir insan zaten şeyden Amerikan başkanından madalya falan da alıyor. Ama daha sonra işte bir e, kanser hastalığından dolayı önce tekerlekli sandalyeyi kullanmak zorunda kalıyor. Daha sonra da hayatını kaybediyor bayağı. Yanlış bilmiyorsun. Erken yaşta, 50'li 50 yaşlarda falan. Yanlış hatırlamıyorsam. Peki ee, atom bombası çalışmalarının bunda bir payı var mı? Şeyden mi? Ha, oradaki şeyden dolayı mı diyorsun? Radyasyondan dolayı. Aa, güzel. Yok ona değinmiyordu açıkçası hiçbir şekilde. Şeyde çok fazla. Ee, Los a, 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 neydi? Alamos. Los Alamos'ta çok fazla zaman geçiriyor kendisi. O proje bittikten sonra hatta bu Oppenheimer'ın falan davası oluyor. Oppenheimer'ın şeyini kesiyorlar çünkü. Fişini kesiyorlar. <laughs> Öyle diyeyim çok kabaca. Ardama artık şey yapmıyorlar, izin vermiyorlar projede çalışması ama kendisi sürekli ee, özel uçaklarla alıyorlar bunu başka yerlere götürüyorlar falan. Amerika e, askeri şeyiyle çok fazla çok yakın bir şekilde çalışıyor ama işte bunu da çok iyi kullanabiliyor. Çünkü oradan bir sürü para geliyor. O para sayesinde böyle farklı projelere kaynak harcanabilir işte. Bilgisayarlar çeşitli daha güçlü bilgisayarlar geliştirilmesine vesaire. O açıdan aslında çok önemli. Bilgisayar biliminde işte bu bu işte oyun teorisi vesaire gibi katkılarından dolayı da çok kendisi önemli bir insan. Kitap da çok güzel bir şekilde anlatmış. Bir tek hoşuma gitmeyen kısmı bazen böyle işte kuantumdan bahsediyor. Kuantum fiziğinden bahsediyor. Şeyi bekliyorsun sen işte hani bu adamın kuantum fiziğine yaptığı katkısını anlatacak. Yani ondan azıcık bahsediyor. Ondan sonra bir sürü kuantum fiziği anlatıyor sana. İşte oradaki çalışmalar kimler çalıştı falan. Şey açısından güzel. Sen genel olarak konu konuyu anlıyorsun. Ben mesela işte orada kuantum fiziğine ki çalışmaları anladım. Ondan sonra işte atom bombasındaki yapılan çalışmaları anladım. Ondan sonra oyun teorisindeki bütün çalışmaları hani çok güzel aslında özetlenmiş ama bir yandan da şey oluyor ya. Sen bana bu adamı anlat diyorsun hmm. diye diyesin geliyor. Çünkü orada gidip adamın işte bilmem ne, asistanı geliyor, başka asistanlar falan çalışıyor. Onların mesele detaylarını yapıyor. Daha sonra işte başkaları işte von Neumann'ın yazdığı makalelerden etkilenerek başka makaleler yapıp daha iyi işler ortaya çıkarıyor ve bunların çoğu da Nobel alıyor bu arada. Yani hmm. Bu insanlar kendisi de yanlış hatırlamıyorsam almış olabilir. Nobel almış olabilir. E, farklı bir çalışmadan dolayı şeydeki değil muhtemelen atom bombasındaki çalışmasından dolayı değil. E, o yüzden çok faydalı. E, ben e, keyif alarak okudum. E, şeyden de belli zaten çok çabuk bir şekilde bitirdim kitabı. E, akıcı bir kitap o açıdan. Böyle farklı farklı konular hakkında şey yapıyorsun. E, bilgiler edinebiliyorsun. Bunun dışında bir tane de kitaba bahsettim. Bunu sen bana tavsiye etmiştin ama sen muhtemelen şey yaptın. Zaten etmişim. kitap çıkmadan bahsetmiştin. Sen böyle bir kitap var. Bir bak Mert demiştin. Senin ilgini çeker diye. Ben de hemen şey yapmıştım. Aa dedim başlığına bakıp ya çok güzel bir kitap diye. Altyapı nasıl çalışır? How infrastructure works diye bir tane bir kitap aldım. Okumaya başladım. Abi yani ah, yani kitap yani ben önce şeye şaşırdım. Bu kitabı nasıl başmışlar başlamışlar biraz ona şaşırdım. Çünkü benim beklentim şuydu. Altyapı nasıl çalışır? mi? Altyapı sistemleri nelerdir? işte atık su değil mi? Normal temiz su, işte elektrik, doğalgaz işte e, trafik değil mi? Hı hı. Ya da işte e, tren vesaire altyapısı ya da internet radyo altyapısı falan. Bunları böyle detaylı bir şekilde işlerdir diye böyle tahmin ediyordum kitapta. Ama onun yerine böyle çok genel sana böyle şeyle günlük bileceğin bilgiler veriyor. Şey diyor mesela işte ben diyor eee işte eve geldiğimde işte mutfakta yemek yapıyorum. Bu yemeği yaparken işte bakın elektrik kullanıyorum. İşte elektrik bir sürü bir sürü yerlerden geliyor falan. Böyle. Çok Ondan önemli. sonra işte. Çok. Ha, o abi şey diyor ya işte biz mesela diyor doğal gaz diyor. Böyle açtığın zaman diyor böyle çürük yumurta kokusu kokar diyor. O aslında diyor şeyden geliyor. Ona ekstra ekliyorlar içerisine ki gaz sızarsa Ulan, anladın mı? <laughs> yani bu anlatılacak bir şey. Bunu bilmeyen mi var yani? Hani çok Saçma geliyor bazı en son artık ya ben dedim ki herhalde bu böyle bir giriş yapıyor hani hani böyle çok bas, genelde bazı kitaplar öyle başlar çok basitten başlar yavaş yavaş tempoyu arttırır şey yapar artık ve ablamız da yani nasıl yani şey, he, çocukluğunda bir sürü yere gitmiş işte şey diyor biz daha önce işte şurada yeni bir köprü yapılmıştı köprünün açılışına gitmiştim çok güzeldi oradaki o da gene bir altyapıdır falan filan onlardan bahsediyor. Abi artık bir, bir sıkılmaya başladım. Başka çepdere geçiyorum. Orada ya ben diyor işte çocukken şeyi şuradaki aynen atık atık su şeyi yapmaya yerine gitmiştik. Bunlar bunlar olmuştu falan filan. Abi. Ondan sonra şeyi okudum. Şey e, şu cümleyi okudum. Cümlede diyor ki ya işte arabalar e, işte bisikletlerden daha hızlı gidiyor çünkü işte oradaki petrolü kullanıp oradaki çıkan enerji benim a, ayaklarım kullanılarak kullandığım enerjiden daha yüksek olduğu için falan. Ben hakikaten artık şey dedim, ya ne saçma oluyorsun sen dedim. Kadını bir yani. söylediği işi hakikaten... falan yakalayıp iki tokat atacaksın yani. O <laughs> nedir abi? Yani hakik ya çok büyük şey de çünkü ben Vahdim bu konuları, ver senin biliyorsun yani ben bu konulara çok meraklıyım. Hani bir şeyler nasıl çalışıyor, sistem evet. nasıl çalışıyor onu öğreneyim. Yani çok açıkçası hayal kırıklığına uğradım. Ondan sonra ya dur dedim belki hani ileride bir şeyler anlatıyordur. Abi açtı bir sonraki çeptiri. Yine böyle şey diye ben çocuk... Teyzem gittik. Dut toplamaya. <laughs> yani çok şaşırdım. Yani gittim Şener'in Goodreads'te yorumlara baktım. Bazıları 5 yıldız falan vermiş. Yani şey dedi. Ben önce yoruma good ben yorumlar çok şey abi. Ben orada bilmiyorum average Joe yorumları varmış gibi geliyor evet, bana. Kesinlikle. Yani yorumu o şey yapamam. Şey birisi yazmıştı ya işte inanılmaz hiçbir bir sürü şey öğrendim falan filan diyor. Ben artık yoruma ben de çünkü artık dayanamadım artık bıraktım yani kitap okumaya açıkçası dedim ki yani ben bunun yerine gidip başka bir kitap okurum en azından daha fayda olur çünkü hani işte günde 30 sayfa okuma şeyim var hani minimum limitim var bunu başka şeye kitap haricim diye gittim ben de Goodreads'te bir yıldız verip <laughs> review'ümü yazdım başlangıçta şey dedim eğer hani mağarada yaşıyorsanız <laughs> çok faydalı bir kitap olur. <laughs> Ama hakikaten sonra biraz düzelttim belki bir report falan eder diye. Ama hakikaten hiçbir şey bilmiyorsan yani hani böyle hakik yani nasıl diyeyim elektrik nereden bağlı işte barajdan üretilir değil mi? Yani bunu bilmiyorum ilkokulda öğreniyorsun. Yani belki de Z yani. kuşağına falan yönelik hani bu tarz bir haber bir grup insan var ya Z kuşağı da yani demek yani, istemiyorum. Genelleme yapmayayım da mesela Amerika'nın köylüsü falan oluyor ya. Olabilir. Ya olabilir yani bilmiyorum. Ya ben mesela onu bekliyordum işte atık su sistemi var. İşte atık su, su sistemi nasıl çalışıyor? Sen bana biraz onu anlat. İşte oradaki hani maliyet nedir? Onu bir şey yapması değil mi? Yani işte şey diyor mesela işte normaldeki su sistemleri hani temiz su sistemlerini yukarı koyarlar ki diyor. Aslında oradaki yer çekiminden faydalanan hani pompalama <laughs> abi yani bunu bunu bilmeyen mi var yani çok çok şaşırdım. Amacına doldururken huni koyuyoruz şey olmasın diye <laughs> etrafa saçılmasın. Değil mi? Aynen, aynen abi yani bak Hani çok basit bir şey İlk değil mi? İlk saçla pek Bak, ama... değil, evet. Ha, a, orada da. Hayır orada da gene satarsın. Bak aslında pompaya gerek yok. Elektrik harcamıyor değil mi aslında? Hı -hı. Çünkü niye? Yer çekiminden faydalanıyor falan. Ama bunu böyle anlatıyor Çok saçma geliyor abi, Hı -hı. abi. Bildiğim bir şey yani. Hani her gün kullandığım bir şey. Benim o şeyime giden kitabı da böyle karton kapak basmışlar falan böyle. Ee, Baya e, şey falan bir kitap. Pahalı da bir kitaptı. Yani kaç? 18-19 euro falan vermiştim. Bilmiyorum iade edilir mi? Aslında iade edilirse evet, güzel bir şey olur Asat. yani. İkinci... <laughs> i̇kinci elden okutayım. Çok hayal kırıklığı oldu benim için. O yüzden yılın ilk kitabıydı. Bu diğer John Foyneman'ın biyografi kitabını böyle son gün bitirdim. yani 31 Aralık'ta bitirdim. Daha sonra hemen bir kitaba başladım. Böyle Aa, dedim, keyifli bir kitap olur diye. Hayal kırıklığı oldu ne yazık ki. 70 sayfa okuyup. Kitap da zaten şeymiş yani 200 200 sayfa falan 200... 250 sayfa bir şey. Hı hı. Ya Başkası da baktım yani iki yıldız verip benzer yorumlar yazan da olmuş ha dedim. Yani tek ben düşünmüyormuşum böyle. Acaba bende mi sıkıntı var diye düşünüyorsun çünkü. Bir, bir süre sonra çünkü hakikaten yani okudukça ya ne diyorsun sen falan diye böyle. Aklınla dalga mı geçiyorsun? Hani ben en çok en nefret ettiğim şey yani öyle olunca bıraktım kitabı. Başka bir kitaba başlayacağım. Bunu da artık e, okuduktan sonra e, belki bir sonraki bölümde bahsederim. Eyvallah. Seyrettiklerimize de geçelim. Ben yine birkaç tane şey seyrettim bu son iki haftada. Bir tanesi Ricky Gervais'in yeni stand-up'ı Armageddon. Bir öncekini ben çok sevmiştim. Hmm. Bu Armageddon bu en sonuncusu ya. Bir bakmak lazım. Neyse çok önemli hmm. değil. En son çıkan Sen işte. Sen konuş ben bakarım. En son çıkanı yani şöyle sanırım asıl şovdan bayağı bir kırpmışlar çünkü zaten uzun da bir şey değildi gösteri hmm. değildi e, muhtemelen çok daha ağır şakalar yaptı ve onları koymak istemediler Netflix'e e, o da tabi birazcık Netflix'teki versiyonu çok kötü yapmış e, hep bu Vogue e, ideolojiye takık bir şekilde bir grup espri yapıyor ve zaten başında diyor ki bunlar random benim kafam gelen düşünceler tam şakalaştırmadım biraz sanki burada deniyor gibi olacağım falan değil ama koskoca stadyumda yapıyor yani etkinliği yani stadyuma artık oturttuktan sonra sanki gelseymiş daha iyiymiş. O yüzden birçok esprisine de gülmedim bu arada. Her ne kadar ofansif mizah sevsem de. bu arada. Armageddon. Evet yani bu vok kültürü dalga geçmek, dalga dalga geçen benim her ne kadar hoşuma gitse de bu çok güldürmedi yani. <laughs> o yüzden de biraz hayal kırıklığı oldu açıkçası. Birkaç yerde... Birkaç yerde yaptı diye. Şehir şehir geziyordu çünkü bunu stand-up gösterisi. Ya, bizim Belki Gökhan gibi, Topçu yok. var. E, iOS'ci. E, daha önce de IOSçi deyince birazcık daha şey yapmış oldum da yazılımcı diyelim. <laughs> o mesela direkt canlı seyretmiş şey Netflix'te bunların çoğunu koyamazlar dedi. E, Netflix'te hmm. seyredenler biraz hayal kırıklığına uğrayabilir falan diye yazmıştı. Ona güveniyorum çünkü Andrew yani Ricky Gervais çok beni pek ya bu da bence çok... olmadı yani. Çok kötü bir şey yani ben mesela şey yapamıyorum hani para vererek bu adamın gösterisini seyredemiyorum yani hmm. ya gösterisine gideceğim ve gösterisi yok satıyor bu adamın yani bulamıyorsun bile çıktığı an gidiyor e, o zaman ne olacak şimdi Netflix'te de kırpılmış hali var yani hiçbir şekilde yani yok mu yani bu adamın şeyi çıkmayacak mı DVD'si çıkarsa mesela işte Netflix'teki versiyonum yoksa orijinaldeki versiyon mu hmm. hani... Yani böyle bir içerik var. Biz belki çok güleceğiz ama <laughs> hiçbir şey Bu Louis CK hiç CK çok <laughs> yapıyor. Artık e, biliyorsun cancellandığı için kendisi kendi web sitesinden 5 dolara satıyor gösterilerini. Hmm. 5 dolar veriyorsun sana 1080p, 4K neyse download linki veriyor. Altyazı falan da veriyor. Onları indirip seyrediyorsun. Hatta Louis D'in bir tane dizisi vardı FX'te. Onun da şimdi sezonlarını satmaya başlamış kendi sitesinden. Hmm. Bir şekilde aldı herhalde haklarını. Orada yürüyor kendi şovlarını kaydettirip kendi kendine e, üretip e, satıyor o güzel Dave Chappelle'in yine e, stand-up'ı gelmiş seyretme fırsatım olmadı ama muhtemelen hafta sonuna kadar falan seyrederim ben de Dave Chappelle'i nedense çok seviyorum muhtemelen duruşundan hmm. dolayı aslında esprileri o kadar güldürmüyor beni ama e, çok fazla Niga falan dediği için e, esprilerine çok fazla Enver word en, işte, kendisi öyle diyor. <laughs> ne yapayım yani ben birisine yöneltmediğim için bunu o kelimeyi çok kullandığı için falan biraz açıkçası şey oluyor ama e, duruşu tabii adamın bayağı şey muhtemelen yine bu stand-up'larda sürekli trans es esprileri yaptı. Çünkü ona çok takip, ondan çok saldırdılar kendisine. O yüzden sürekli hmm. konuyu şeye bağlıyor. Hatta dün Twitter'a bir tane klip düşmüştü de e, şeyden. E, o da yine e, çok alakasız Jim ile ilgili bir espri yaparken olayı trans'a falan bağlıyor. E, yapıyor yani onu. Ama e, Dev Şapan'ın sevdiğim bir özelliği ilk başta yaptığı esprileri en sona tekrardan bağlıyor. Ee, hmm. Ve sen hiç beklemediğin bir yerden bağlıyor ve çok mantıklı bağlıyor. Mesela o yani yeteneği baya hoşuma gidiyor benim. Ee, onun dışında da ne seyrettim? Ee, Shaolin Sakarı seyrettim. Onu bulamamıştım hiçbir yerde. Torrent falan işte putuyor bir şeylerden seyretmeyi düşünürken e, Netflix'e gelmiş. E, Netflix'e gelince görünce bir anda çok şaşırdım ve şey yaptım. Hatta e, ayrıcık seyrettik yani Shaolin Sakarı. Biliyor musun Shaolin Sakarı? Yok. Kung Fu Hustle'ı biliyor musun? Yok. Oho senin hayatın <laughs> eksik kardeşim ya. Şimdi Bunlar <laughs> e, Stephen, Stephen Chow diye bir adam var. Hem yönetiyor hem oynuyor. E, Çin filmi, Çin komedi filmi daha doğrusu. Absürt hmm. komedi filmi Çinlilerin. E, kung Fu Hustle, kung fu ustası olması isteyen e, bir sokak serserisini anlatıyor aslında. Ve işte dev kung fu çeteleri var. E, hatta bunların böyle süper güçleri falan da var. Onlara karşı işte şey yapıyor bir kehanet var çok güçlü bir adam gelecek falan diye. Ee, onunla ilgili bir çok aşırı komik bir film mutlaka bulabilirsen seyret Kung Fu hasılı. Ee, Shaolin da onun önceki filmi ilk filmi galiba. Orada şey Shaolin rahipleri var yine ekstra Kung Fu güçleri olan. Bunlar bir futbol takımı kurup bütün futbol takımlarını yeniyorlar. Adam böyle bir şut çekiyor orta sahadan gol atıyor falan hani. Bir tanesinin kafası Masaya güçlü, yani. bir tanesinin göbeği güçlü. Bir tanesi işte yerde dönerek, parende atarak hareketler yapabiliyor. Biri Bruce Lee'ye benziyor böyle, kaleci falan. Çok e, aşırı absürt bir film. E, çok böyle kurgu ve efekt kalitesi falan da bekliyor. 2001'in filmi zaten. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> böyle şey yani. Sonradan yerleştirildi belli falan böyle objeleri. Ama komik yani. bir, bir Çok gülerek seyrettik. E, Kung Fu asıl da oyidir. bir de Kung Pao vardır. E, o bu adamların filmi başka bir film. Onu da meraklısı bilir yani. Çok çok meşhur bir filmdir. O da absürt kung fu filmi, komedi. Böyle şeyleri ben seviyorum. Bana absürt komedi filmi de ben bir Recep İvedik falan da anlatmıştım daha önce podcast'te. E, absürt komedi filmlerini severim. Onu seyrettim. Son olarak da aslında onu sona bıraktım. Çünkü yani Netflix'te seyrettiğim en iyi işlerden biri olabilir. Blue Eye Samurai. E, çok görüyordum bir e, aslında Amerikan animesi diyebiliyorum diyebiliyorsun Avatar da Nickelodeon'ın biliyorsun Avatar animesi hmm. e, hatta açınca orijinal dilinde açtığı için İngilizce konuşmaya başlar dedim lan bu nasıl iş yani Japon animesinde niye İngilizce konuşuyorlar orijinal dil İngilizceymiş e, önce Japonca seyredim dedim olmadı sonra hanımla beraber seyredim deyince Türkçe dublajı geçtik bu Türkçe dublajı da çok başarılı birçok animasyon içinde olduğu gibi e, bu da Japonya'nın bu biliyorsun şogunların yönettiği bir 600 yıllık bir dönem var. Batıya tamamen kendilerini kapattıkları hmm. batıdan hiçbir şey almadıkları güya bir dönem var. Aslında işte oradaki şogunun biraz yolsuzluğundan dolayı işte birkaç batılı adam var. Ve bunların işte bir tane de mavi gözlü bir samuray var. Mavi gözlünce Japon olmadığı anlaşılıyor yani ve mavi gözlü insanlara, japon olmayan insanlara şeytan diyorlar. Japon halkı ve tamamen dışlıyorlar. Bu da işte ben neden böyleyim deyip bir intikam şeyine giriyor. Bir intikam hikayesidir bu diye açıldığı için dizi rahatlıkla bunu anlatabiliyorum. Ve mavi gözü kim varsa batı görünümlü onları avlamaya çalışan bir samuray kızımızı seyrediyoruz bu arada. Çok çok iyi şey. Tabi biraz aşırı güçlü olduğu taraflar vardı ama karakter gelişimi olarak senaryo olarak çok başarılı bir yapımdı. Ve yani son bölüme kadar bir de böyle çok güzel şey yapıyorlar. Cliffhanger sonları var bölümlerin. Onu da güzel yapmışlar. Ve hani dediğim gibi karakter yazımı, gelişimi çok başarılıydı. Olay örgüsü de güzeldi. Baya keyifle seyrettim. Çizimler de fena değildi. Baya beğendim yani. Hanım da çok beğendi. İkinci sezonu da hemen zaten ısmarlanmış. Zaten ikinci sezon gelecek gibi de bitti. Açık bitti ucu. Bu şekilde e, onu da çok beğendiğimi söyleyerek e, seyrettiklerimi tamamlayabilirim. Süper. E genelde ben bu tarz şeylerde bir sonraki sezonlara e, çok olumlu bulamıyorum bazı dizilerde. Geçen gün gene arkadaşla konuşuyorduk şeyleri. En popüler, en sevdiğin on dizi nedir e, konusu açılmıştı. Ben böyle yazmaya başladım. Böyle yazdığım diziler hep böyle 4 sezon, 5 sezon, 6 sezon oynamış diziler ama... Ben yazarken hep şey yazdım işte sadece birinci sezon. X, X, dizisi True Detective sadece işte birinci sezon. İşte Fargo dizisi sadece ilk iki sezon falan böyle. Çünkü tamamını seyredince hakikaten dizinin genel or şeyi çok düşüyor. Kalitesi çok düşüyor. Orada bırakmak gerekiyor aslında. Umarım böyle bir hayal kırıklığı olmaz bu Blue Eye Samurai dizisi için. Yani şey seslendiren sanatçılar falan da baya meşhur insanlar. yani Asyalı hmm. karakterleri zaten. Asyalı insanları seçmişler hmm. Amerika'dan. Amerika'da. Ee, Bilmiyorum. Yani bu senariste devam ederlerse ve aceleye getirmezlerse, e, gibi Aynen. dizisinde olduğu gibi gibinin yeni sezonu geliyormuş yine ne ara geliyor o da ayrı mesele. <laughs> ee, acele ettirmezlerse çok yani güzel giderler. Şimdi şeyini çıkartıyorlar yani bir şey tutunca ne yazık ki. yani bunu sadece işte gibi de değil işte benim saydığım dizilerde de yapıyorlar. Game of Thrones'ta bile yani inanılmaz iş. Sen git son sezonda işi batır. Sen gerçi sevmiştin son sezonu da. Game of Thrones'un son sezonu e, ben sevmedim. Sen sevmemişsin. Yok, Lost'un son zaman... sezonunu galiba ben. O kadar kötüydü. Ya biri biri o arada da çevremde böyle şeyi ben, ben Game of Thrones'un son da. sezonu rezalet canım. Ha. Ya işte niye orada işte aceleye geçiyor. kitaplar abi, bitti şeylere. bir de. Kaynak da yok Ama işte benim bu saydığım dizilerde de öyle, Westworld'te de yani Westworld birinci sezon bence gelmiş geçmiş en iyi şeylerden birinci birinci sezonlardan bir tanesi olabilir. <laughs> bir sezon bir dizilerden olabilir. Yani orada bıraksalar bitti yani. Ki, ya, dizi evet. böyle baş evet. Aynen kaldı yani. Kısır dön. Kaç sezon üzerine çekiyor? House of Cards'ta da öyle. 3 sezon inanılmaz yani orada şey. Daha sonra işi içine farklı şeyler dinamikler ki katı. Bilmiyorum belki yazarken düşünmüyorlar yani. Ee, hani bu kadar gideceğini. Çünkü genelde biliyorsun bu tarz sezon spor sezon sezon Kevin Speck'li çıkana kadar çok iyiydi. Ya ondan önceki bir sezon daha sanki iyi değildi. Bence iyiydi. Şey olduktan sonra. Bence iyiydi ya. Neyse. Spoiler ver ben hala? İlk, ilk, ilk benim için ilk sezon böyle o, 10 üzerinden House 10'dur. Of yani. of tabii ilk 2 sezon özellikle çok çok iyiydi. 10 üzerinden 10'dur yani. Hani çok farklı teknikler falan uyguluyorlardı. işte hani Kevin sen sende konuşması falan hani. Bayağı ben daha önce hiç görmediğim şeylerde Her neyse. Ben çok dizi seyredemedim. E, malum biliyorsun çok şeyim yok artık. Aboneliğim yok. Ama onun yerine abimin Amazon Prime aboneliği sayesinde kaç film seyretmeye başladım. E, bu seyrettiğim filmlerden ilki sen tavsiye etmiştin bana gene. E, bundan belki bilmiyorum 6 ay önce falan olabilir. <laughs> e, The Batman filmi. E, bizim Cedric Diggory e, başrolde oynuyor. Hmm. Ben kendisinin gerçek adını bilmiyorum ama. Harry Potter'daki Cedric karakteri... Ben bana not oldun Cedric Diggory deyince. <gülüyor> 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 Robert da Pattinson. Da kalmış. <laughs> Şeyde Twilight'da da oynuyor evet. ya. Alaca Karanlık'ta da başrolde oynuyor da. Batman oynuyormuş. Ben şey olarak beğendim. Ya kırmızıyı çok güzel kullanmışlar. Ben onu söyleyeyim yani. Işıklandırma açısından kırmızıyı bu kadar güzel kullanan başka bir film. Ben hatırlamıyorum. Ee, çeşitli sahnelerde vesaire falan böyle arka plan ışıklarında da çok çok güzel kullanmışlar. Hani o siyahla kırmızının şeyi ki kırmızı da bilmiyorum öyle bir Batman'in rengi olan var bir renk Batman mi? Var tabi Batman Beyond ee, falan var. Onda zaten kırmızı logosu. Ha. Ha, onu hiç bilmediğim için ben tabi şeyini hikayesini. Ee, farklı bir aslında e, bir hikayem notuyor. Riddler'ın hikayesini ee, notuyordum. En... Riddler çok orijinal bir Riddler olmuş. Paul Dano'nun oynadığı bir karakter Riddler başında kendisini tutuklattırıp sonradan oyununu oynuyor. Bence orijinal güzel diyen yani senaryosu. Penguen mesela Kesinlikle. şey Colin Farrell olması. Aynen. Yani o o bayağı iyiydi. Onun zaten filmi çıkacakmış Penguen diye. Filmin ee, mi dizisi sene... mi? HBO getiriyor da. Aa dizisi pardon, dizisi galiba. Hı hı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Geçen sene bir şey yazılıydı 2024'te çıkacak. Hı hı. Aynen. Beklenen en şeylerden bir tanesi. Ee, Melakra beklenen filmlerden diye Penguin diye or oradaki karakter ya karakterler çok güzel işlenmiş bir kere yani hani bütün karakterlerin altını çok güzel doldurmuşlar. O yüzden ben sevdim böyle çok hani süper kahraman filminden ziyade orada işte herkesin bir sıkıntısı var onu görebiliyorsun yani. Aynen. o <laughs> oradaki kedi kadının da ee, bir sıkıntısı var. Batman'in de aslında işte bir sıkıntısı var. İşte diğer insanların da farklı bazılarının işte yani çocukluktan kaynaklarına psikolojik sıkıntılarına artık olan bir sıkıntısı falan var. Ee, o yüzden çok başarılı. Eddie Kravitz'in kızı yetkili Catwoman'ın onun yanında. Zoe Kravitz. Ee, ben hiç bilmediğim için. Çok fazla ama şey olmuyor. Ben orada belki bir dolaya daha çok dahil olur diye düşünüyordum. Devamı gelecek sanırım ee, o evrenin. Ee, daha devam filmleri yapacaklar. Olabilir. Ya şey olarak de bir farklı bir bakış açısı. A Aynen, farklı bir bakış açısı. A Aynen farklı bir bakış açısı Aynen. sonda. Joker'imiz de geldi. Farklı bir bakış. Orada zaten anladım ben filmin aslında bir sonraki şey çıkacak diye. Ee, o, o, de. güzeldi. Ee, bunun dışında bir tane de şey diye bir film seyrettim. Bunlar tabii hep Amazon Prime'de olduğu için. Artık şey dedim diyorum ya. En iyi Amazon Prime'de hangi filmler var? Ona akıp oradan şey yapıyorum artık. İzlemeye başladım. Ee, The Report diye bir tane e, film. Burada da şey oynuyordu. Ha biliyorum. O da da Pattinson oynamıyor mu ya? Ed, Yok Adam... Ha, Adam Driver. Yani ya. Tamam. Adam Driver, Adam Driver. 11 Eylül Adam olayı. Adam Driver oynuyor. Aynen 11 Eylül olayından sonra Amerika'nın aslında işkence yöntemleri kullanarak nasıl normalde suçsuz olan insanları çoğu bazıların ölümüne neden olduklarını ortaya çıkartan bir Rapor. tane araştırma aynen araştırmacı raporu konu alıyor ama işte daha çok işte raporu yazan kişinin o raporu nasıl yazdığı ve bu raporun ortaya çıkması için ne kadar çok uğraştıklarını ortaya şey yapıyorlar. Tabi sonunda da gene bir güzel bir Amerikan hikayesi biz suç işlesek de gene <laughs> <laughs> biz kendimiz o suçu ortaya çıkartıyoruz. Diğer ülkelere gösteriyoruz. Bakın size böyle suç işlenirse de gene de biliyorsunuz saklanmıyor falan. Gene güzel bir Amerikan şeyi de satıyorlar ama e, tabi korkunç. Orada var yaşanan olsun. şeyler çok korkunç. Ama bir açıdan da şeyi e, görüyorsun. E, hala böyle iyi duygulu insanlar var. Hani bu tarz şeylerin ortaya çıkması için canına başla kendilerini tehlikeye atıyorlar. Hani kendi mesleklerini, işini tehlikeye atıp çalışıyorlar. Orada işte senatör kadın da gene ortaya çıkması için uğraşıyorlar falan. Baya çünkü engellemeye çalışıyor CIA orada gene rapor ortaya çıkmasın diye. Elinden gelen her şeyi yapıyorlar. O da güzel bir film de. Çok yani tek bir konu üzerine odaklanmış. Oyuncu zaten iyi bir oyuncu. bayağı şeyi taşıyorlar. Çok e, fark etmiyorsun zamanı nasıl geçtiğini. Onu bir oturuşta seyredebildim yani. Hiç şey olmadı yani. Batman'de de gene aynı şekilde. Hani güzel filmi ben biraz oradan anlıyorum. Sıkılıp bir şey yapıyorsam böyle parça parça seyrediyorsam demek ki yani şey değil yani. O kadar ilgi çekici değilmiş benim için diyorum. Son olarak tabii bu kadar HBO dizisinden bahsettik. HBO'nun da çatı şirketi olan Warner Blue TV'nin belli bir yüzdesine sahipti. Şimdi tamamını satın almış oldu. Böylece Blue TV artık Warner Bros. Discovery grubunun oldu. Onun içerisinde HBO da var böyle hmm. olunca da tabii şu an yavaş yavaş HBO dizilerini, bunlar daha çok Blue, e, yani, Beyin Connect'teydi. E, oradaki hmm. dizileri diziler işte White Lotus olsun, e, Succession zaten gelmişti diye hatırlıyorum. E, böyle birkaç tane işte Band of Brothers geldi mesela full. Oh. E, onların hepsi Blue TV'ye geldi. Ve gelmeye de devam ediyor. Bundan sonra muhtemelen HBO dizilerini Last of Us'la oradaydı. Bundan sonra bütün hepsini şey Böyle derince reklammış gibi oluyor ama yani hani hakikaten bence değinilmesine gereken bir konu çünkü hani HBO dizilerini bu şekilde bir de fiyat anlamında da aslında çok uygun şeyi karşılaştırırsanız diğer streaming servislerini hani HBO da zaten en kaliteli işleri ortaya çıkartan servislerden bir tanesi bazı yöntemler de onları da söyleyelim hatta yani insanlar uygun fiyatlı alsınlar. Bu ee, dediğim gibi reklam falan değil tamamıyla <laughs> sizler için. Hepsi burada mı böyle premium Amazon Prime gibi muhtemelen bir tane şeyi varmış. Oradan yıllık ab 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 abonelik alınca bayağı uygun fiyata getirebiliyor musunuz? Yani 180 liraya bir yıllık HBO aboneliği almak gibi düşünebilirsiniz. Ben bunu duyunca ya dedim <laughs> ben de kendimi alayım. <laughs> burada seyredeyim HBO burada da çünkü saçma bir tane WoW diye bir streaming servis var. Daha önce de söylemiştim. 6 aylık abonelik satıyorsan 10 euro istiyorlar. Onlar da falan. Çok genç şeyleri, playerları falan, app'leri falan da çok saçmaydı. Çok gıcık olmuştum. O yüzden böyle bakıyordum alternatif falan var mı diye de. Ne yazık ki şey yapamıyorsun ya. Blue TV'yi Türkiye'den alıp Almanya'dan ya da işte Hollanda'dan açıp izleyince o şeyler erişemiyormuşsun. Evet. dizileri göstermiyorlarmış. Ya bu çok kötü bir şey. Ya ben ben de bunu anlayamıyorum abi. Yani kapitalizm çalışmıyor burada. Yani ben paramla istediğim şeyi alamıyorum. Ya burada mesela Parazit diye bir film var. çok övülen konuşulan bir Kore evet, filmi. Oscar'da almıştı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya izlemek istiyorum. Yok abi yok. izleyebileceğim yer yok. Hep şeyde var. iTunes Store'da var. E, orijinal dili zaten e, Korece. Altyazı Almanca. Sadece Almanca var. Çünkü ne bileyim muhtemelen haklarını gidip bunun başkasına satmışlar. Sadece işte Almanca hakkını hani hmm. oraya vermişler. O yüzden şeyi Apple şeyi satamıyor. Yani İngilizce altyazısını satamıyor. Muhtemelen var Apple'ın. Sen mesela şimdi girsen değil mi? iTunes'tan baksan mesela aynı film için muhtemelen göreceksin işte İngilizce altyazısını orada. Türkçe İngilizce altyazısını ama burada göstermiyor. Yani paranla istediğin şeyi açıp filmi şey yapamıyorsun. Sonra da ağlıyorlar yani niye <laughs> torrent'te millet şey yapıyor diye. Yani hani diyorum ki yani söyle ne kadar vereyim sana? Ver film gidip hakikaten yani senin dediğin gibi olacak. Günün sonunda gidip Blu-ray şeyini alacaksın. Hmm. E, filmini alacaksın. Orada muhtemelen bütün şeyler oluyordur. Ya da put Aynen ya da putayodan şey yapacaksın o da yani istediğim bir şey de değil ama yani insan ona zorluyor. Aynen öyle ben ki. bazı filmleri hiç bulamıyorum buradaki hiçbir serviste. iTunes Store'da da olmuyor. E ne yapacağım abi mesela geçen Children of Men'i seyredeyim dedim yok hiçbir yerde. Hanıma seyrettim hmm. dedim daha doğrusu o seyretmemiş. Bir distopik film. Yok Putayodan mecbur artık seyredeceksin yapacak bir şey yok çok özücü aslında He. ya yoksa benim bir iş keyfi işime gelir yani ya yani çok az ücret ediyorsun bütün filmleri de izleyebiliyorsun He. yani çok uğraşmıyorsun da aslında ee, bilmiyorum herhalde şey o yani çözüm böyle gidişle çünkü şeyi de görüyoruz aslında bu ona da değinmek lazım bizim aslında bu konuyu programımız almamızın nedenlerinden bir tanesi artık streaming servisleri şimdi bütün bu büyük Yapımcılar e, streaming servisine girdikleri için e, iş artık karlı bir şeyinden çıkıp sadece Netflix'in kar elde ettiği bir sistemi haline geldi bu streaming servisleri. O Netflix yüzden de etmiyor ki. E, etmiyor. Mu? Zarar etmiyor. Yani sanki bir tek Netflix gene mi? Ya i̇şte bilmiyorum artık şeyler o kadar çok takip etmiyorum ama genelde işte hep şey diyorlar çünkü haberlerde. Netflix'e kaybettiler. Hani bunlar yarışamıyorlar Netflix'e. Çünkü Netflix 1400 tane içerik ekliyormuş yılda. <laughs> yani onunla nasıl yarışabilirsin bilmiyorum ama işte demek ki her içeriğin bir alıcısı var yani. Sen ben belki hani iki üçünü seyrediyoruz ama başkası da böyle Tabii. bizim hiç duymadığımız şeyleri seyredebiliyor. Çünkü 1400 tane ise sen bizim yani imkanı yok hani duyman senin hepsini. Benim hanım Kore çöp çatan programları falan seyrediyor Netflix'te. Ben öyle bir şey olduğunu bilmiyordum yani. Ha, benim de geçen bir arkadaş söyledi. Yani ben de Kore şeylerini seyrediyorum falan diyor. Attı bana 10 tane 20 tane dizi attı. Ha dedim iyiymiş. Yani hani insana biraz onlara yönelmiş. Çünkü bu vokal kültüründen ötürü Kore dizilerinde yapamayacaklar Çünkü sadece işte Koreliler oynadığı için <gülüyor> dizilerde. <gülüyor> onları seyrediyorlarmış. Çünkü en azından diyor ki orada işte mesela komedi ise komedi seyrediyorsun. Değil <laughs> mi? Yani işte saçma dram şeyse onu seyrediyorsun. Farklı ekstra bir hikaye sokmaya çalışmıyorlar hani şeyin içerisine. Hani kötüyse de kötü ama en azından hani istediğin şeyi alıyorsun. Ee, ama işte günün sonunda bakıyoruz ki işte şeyler konuşuluyor artık. Bu streaming servisleri ya e, birleşmeye merge olacaklar e, birkaç tane servis. işte bunu diyorlar ki işte Paramount Plus'la e, işte bu Warner Bros'un HBO Max'ı Max oldu artık. Onunla birleşebilecek diye e, e, böyle artık söylentiler var. Yani umarım olur. Bilmiyorum artık yani Disney Plus mı? Çünkü en büyükleri Disney olduğu için şey olarak şirket büyüklüğü olarak bilmiyorum. Belki birleşirler. Tek bir tane abonelik satarlar. Herkes muradına erer. Öyle bir şey olur. Ya da yani cross şey de yapsınlar yani ne bileyim. Çünkü işte HBO'nun iş, işçisi var. Ben bunu Apple TV Plus aboneliğinde de seyretmek fiyat çok yüksek olacak o zaman. 40 dolar mı yapacak yani Aydık. Hepsinin para kazanması Yo, yani oldu. lazım. Spotify gibi yapsınlar abi. En çok seyreden kazanması. Yani hani Aynen <laughs> çok seyredilen kazanmasın da yani hani bizim bahsettiğimiz şekilde yapsınlar Spotify ama hani kim neyi izliyorsa ben mesela atıyorum 10 tane HBO ya da 9 tane HBO dizisi izleyip bir tane Apple TV Plus dizisi izliyorsam 10 euro verip 9 euroyu HBO'ya versinler 1 euro Apple'a gitsin. Hani bu şekilde belki bir sistem bunu belki yaparsa Apple yapabilirmiş gibi geliyor çünkü o e, halihazırda Apple TV'nin arayüzünü değiştirdi tam bu sistem uyması açısından. Bilmiyorum belki bu sene duyururlar öyle bir şey. Yani umarım gelir. Tek bir abonelik. Yani bütün bütün içerikler tek bir abonelikle gelsin ki biz de şu torrentle falan uğraşmayalım yani. Sonra evimize mektup geliyor. <laughs> Biliyorsun. Bu daha önce de bahsetmiştik. Warner evet. Mustang, evine Almanya'dan torrent indirdi. Şimdi mektup alıp davalı alan arkadaşlarımız var. Şimdi ben de onlardan biri olmak istemiyorum. Aynen. Putya'da ee, da olmuyor galiba. Evet. Sıkıntı da Neyse. Aynen teknik olarak indirmiyorsun çünkü sen hani bilgisayarı Gerçi stream derken gene hani cache'lamak için şey yapıyorsun da e, o asıl sıkıntı aslında download'dan değil de eee upload'dan. Yani sen çünkü yayıyorsun evet. hani. Yaymak yasak. Sen telif hakkına sahip olmadın. işte chatçiddi bir de bahsettiğimiz olayla aynı Hı -hı. olay. Hani chatçiddi bunu download etme sıkıntı değil ama yayması hani sıkıntı. Çünkü öyle bir şey yok izni yok bakalım umarım istediğimiz gibi olur. Hani bunlar birleşir, ortaklaşa bir şeyler yaparlar. Belki birileri birilerini satın alır. Bu özelde gördük yani Blue TV'yi satın aldılar. Belki Warner Bros. bu şekilde başka servisleri de almaya gidebilir. Olabilir. Günün sonunda bir tane servis olursa herkes mutlu olur gibi geliyor bana. Bilmiyorum başka eklemek istediğim bir şey Yok, var mı? Yok kapatabiliriz. Peki o zaman Farklı Düşünün 129. bölümünde gene farklı konular hakkında sohbet ettik. Bizi dinlemekten keyif alıyorsanız Apple Podcast, Spotify ve YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Bizimle sohbet etmek isterseniz de Buy Me Akaf üzerinden 3 dolar üzeri abonelik satın alarak Telegram grubumuza dahil olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.